Hoş geldiniz. Dediğim gibi bugün 6 tane konuşmamız olacak. İlk konuşmayı Mercedes'ten Yavuz Saka, Erçin Laçacı ve Şükrü Onur Yiğit gerçekleştirecek. İkinci konuşmayı Locomation'dan Tekin Meriçli gerçekleştirecek. Üçüncü konuşmayı Anatolian Technologies'den Kamuran Can'dan. Dördüncü konuşmayı Koç Dijital'den Fatih Işıkhan ve Rasim Aygül yapacak. Beşinci konuşmayı Quartis'ten Berker Logoğlu ve son konuşmayı da HP'den Tuğba Elmacı yapacak. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve sözü Yavuz Bey'e bırakıyorum. Merhabalar. Öncelikle sunumun paylaşımı için Elçin'den destek isteyeyim. Elçin paylaşacak mısın sunumu yoksa ben paylaşayım mı? Peki çok teşekkürler. Bizi ağırladığınız için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bizi misafir ettiğiniz için bugün. Konu çok enteresan ve ilginç bir konu ve bir o kadar da çok heyecanlı bir konu. Benim ismim Yavuz Saka. Bu sunumu ekip arkadaşlarımızdan Şükrü Onur Yiğit ve Elçin Nalçacı ile birlikte yapıyor olacağız. Bir sonraki slayta geçiş yapabilir miyiz? Açıkçası şu şekilde başlamak istiyorum. Yani Carl Benz'i hepiniz tanırsınız diye tahmin ediyorum. Otomobil dünyasının babası olarak adlandırılabilir kendisi. Otomobili icat eden kişi kendisi. Ve Carl Benz'in aslında bugünlere geldiğinde yaptığı bir öngörü vardı. O da dünyada araç sayısının 5000'i geçmeyeceği şeklindeydi. Fakat bugüne geldiğimizde 2020 yılında araç sayısının dünyada 1 milyarın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu rakamın 2030'lu yıllarda 2 milyara çıkması bekleniyor. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. Bu noktada Carl Benz'in maalesef çok da haklı olduğunu söyleyemeyeceğiz. Fakat Carl Benz'in haklı olduğu bir nokta vardı. O da şuydu. Carl Benz her zaman şunu söyledi. İnsanların içerisindeki inovasyon ve inovasyon olan aşk ve tutku hiçbir zaman bitmeyecektir ve yeniden bir şeyler icat etme ihtiyacı her zaman devam edecektir dedi. Bugüne geldiğimizde özellikle 1 milyar ağacın olduğu bir dünyada bu ihtiyacın çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Ciddi bir transformasyon süreci içerisindeyiz. Ve pekala şunu söyleyebiliriz ki dünyada araç kullanımı, araçların yaygınlaştırılması ve araçların insanlarla teması noktasında çok da optimum bir seviyede değiliz. Bunu size birkaç örnekle anlatmaya çalışacağım. Mesela şunu çok rahat söyleyebilirim. Otomobillerin ortalama dünya üzerinde günde insanlara hizmet ettiği süre de yaklaşık 1 saat kadar. Yani 24 saatin aslında sadece 1 saatini insanlara hizmet ederek kullanıyorlar. Bu da aslında çok da optimum bir süre değil. Öte yandan otonom araçlara geçiş noktasında önemli bir veri olan araçların kaza yapma oranına baktığımızda her ne kadar yapılan analizlere göre insanlar %60 haklı olduklarını düşünse de ve kendilerinin çok daha iyi şoför olduğunu söylese de oluşan kazaların %90'ı insan kaynaklı ve insanların hatalarından oluşuyor. Dünyada yaklaşık 65 milyar civarında taşıma işlemi gerçekleştiriliyor ve maalesef bu taşıma işlemlerinin birçoğu araçların dolu bir şekilde gerçekleştirilmemesiyle yapılıyor. Bu noktada belki bugün katılımcıların arasında çok önemli şeyler aktaracak arkadaşlar vardır diye tahmin ediyorum. Ve bir o kadar baktığımızda yine emisyon noktasına geldiğimizde araçların aslında dünyayı kirlettiğini, dünyanın atmosferini kirlettiğini, global ısınmaya sebep olduğunu görüyoruz. Bu noktada çok ciddi bir transformasyonun içerisindeyiz zaten. İşte bu noktadan yola çıkarak Mercedes-Benz'in stratejisini bu dört tane önemli noktaya temas ederek ve dünyaya katkı sağlayarak, insanlığa katkı sağlayarak oluşturmaya çalıştı. Burada dört tane ana madde, bir tanesi connectivity, araçların hem kendisiyle hem de çevresindeki ekosistemle, insanlarla iletişim halinde bağlantılı olması. Bir diğeri otonom sürüş. Otonom sürüşle birlikte insanlardan dolayı oluşan kazaların önüne geçilmesi ve insanların bu gelişen dünyada çok daha rahat edeceği bir ortam sağlanması sürüş esnasında. Bir o kadar önemli olan noktalardan bir tanesi shared, yani paylaşımlı araç noktası. Ve işte bu aslında günde sadece 1 saat kullandığımız süreci otonom sürüşle birlikte birleştirerek insanların daha optimum seviyede kullanmasını sağlamak istiyoruz. Ve araç portfolyomuzda 2030'lara, 2040'lara kadar tamamen elektrikliye çevirme gibi bir amaca hizmet ediyoruz. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz?
Bu otomobil tarafının ve Mercedes-Benz otomobil ve aslında Daimler'in stratejisi olarak ele alabiliriz. CASE stratejisi, Connected, Autonomous, Shared ve Elektrik. Peki IT birim olarak biz buna nasıl hizmet etmeye çalışıyoruz? Bugünkü belki konumuzla da ilintili olarak bütün bu süreçlerin temelinde aslında işin en temelinde veri çok önemli bir hale geliyor. Araçlardan toplanan veriler, ekosistemden toplanan veriler, müşterilerden toplanan veriler, bu verilerin işlenmesi. Bu amaçla da IT birimi de kendi stratejisini Data is the New Oil olarak değiştirdi ve bütün bu noktalara fazlasıyla temas etmek istiyor. Bunu yaparken de bir takım günümüz teknolojilerini, IT'nin özellikle geldiği noktadaki yüksek teknolojileri kullanmaya çalışıyor. Bunların içerisinde open source, cloud, IAM ve API gibi günümüzde çok çok daha sık kullanılan teknolojileri sayabiliriz. Şimdi ben bu noktada sözü özellikle bağlantılı araçlarda ve otonom sürüşte ekibimizde dünyadaki birçok projeye destek veren arkadaşlarımız var. Bu noktada destek veren arkadaşlarımızdan ikisiyle sizi tanıştırmak istiyorum ve sözü onlara devretmek istiyorum. Beni ağırladığınız için yeniden çok teşekkür ederim. Merhabalar, Onur Yiğit benim ismimde. Ben de kendi adıma çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Burada bulunmak oldukça keyifli. Ben yaklaşık 5 yıldır Mercedes-Benz ailesindeyim ve Mercedes'in bağlantılı araçlar çözümü olan dünya genelindeki Mercedes Me ürün grubunda Mercedes Me Connect çözümünün dünya üzerinde yaygınlaştırılmasını yapan ekiplerden bir tanesinde birim yöneticiliği yapıyorum. Oldukça yetkin arkadaşlarımızdan oluşan çok güzel bir ekibimiz var ve bunlarla dünyanın pek çok yerinde çeşitli projeler yapıyoruz. Öncelikle bağlantılı araçlar dediğimiz zaman, yani connectivity'den bahsettiğimizde, işin tekniğine birazcık girecek olursam, arabanın içerisinde bulunan bir iletişim modülü, arabanın beyni dediğimiz tüm parçalarından aldığı bilgileri toplayarak içerisindeki bir mobil hat üzerinden Mercedes'in backend sistemleriyle haberleşmesini sağlıyor ve aslında bütün hikaye temelde bu iletişim üzerinden başlıyor. Aynı zamanda alternatif bir çözüm olarak sunulabilecek arabaya bağlanabilen bir adaptör ile toplanan verilerin cep telefonunuz arayüzünden cep telefonunuzun hattıyla yine backend sistemlere taşınabildiği çözümler de mevcut. Yani burada aslında bir şekilde arabanızdaki dataların bizim database'lerimize ulaşmasını ve aynı şekilde database komutlarının arabaya gitmesini sağlamak işin temeli. Tabii ki de arabanın durumuna dair verileri toplamak kadar siz olduğunu da bilmesi önemli. Bu yüzden işin içerisinde dijital bir hesap yaratma geliyor. Biz buna Mercedes Me ID diyoruz. Yani size ait olan bir Mercedes Me ID'nizin olması ve arabaya bu profil ile giriş yapmanız gerekiyor. Belki aranızda son EQS lansmanını, yani S-Class'ın elektrikli versiyonu olan EQS lansmanını izleyenler olmuştur. Burada şoförün ve aynı zamanda ön koltuk, arka koltuk yolcularının da kendi hesaplarıyla çeşitli ekranlara giriş yaptığına dair bilgiler gördünüz. Arabanın siz olduğunuzu tanıması önemli. Üç kritik bileşenden araç ve dijital hesap tarafını biraz bahsettik. Bir bu kadar da önemli olan tabii ki de front-end ve back-end sistemler. Kullanıcıların kullandığı ön yüz, mobil aplikasyon olabilir, bilgisayarında kullandığı olabilir. Bir bunun kadar önemli olan aslında bayilerin kullandığı ön yüzler. Ve tabii ki de bunlara arkada hizmet eden back-end sistemler önemli. Burada ön yüz ve arka yüz sistemlerden bahsettiğimde bunlar oldukça kompleks IT sistemleri. Yani sadece bir veri merkezi gibi düşünmeyin bunu. Ülkesel ya da bölgesel olarak kurulmuş olan dünya üzerindeki bütün araçlarla iletişimi sağlayan, onlardan dataları alan bir büyük orkestra sisteminden bahsediyoruz aslında. Burada şöyle düşünebiliriz. Bir arabanızın dijital bir versiyonu, belki dijital bir ikizi olarak adlandırabileceğimiz bir şey var. Arabanızın bütün bilgilerini içeren. Aynı zamanda tabii sizin bilgilerinizi içeren, sizin yaptığınız komutları çeşitli ön yüzlerden alabilen ve bunu arabaya ileten, yani sizin bir dijital ikiziniz var. Bunların birbiriyle konuşması oldukça önemli. Sadece arabanıza cep telefonuyla verdiğiniz komutun gitmesi yeterli değil. Bu bahsettiğim büyük ekosistem içerisinde ürün yönetiminden stok yönetimine kadar, internette arabanızı konfigüre ettiğiniz sistemlere kadar, sipariş ve bayi sistemlerine kadar, satış sonrasında hizmet ve çeşitli süreçleri kontrol eden sistemlere kadar çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz aslında.
Bu sunum sırasında tahmin ediyorum ki ekosistem lafını çok fazla duyacaksınız. Çünkü bağlantılı araçlarda komple bir bütünlükten bahsetmek durumundayız. Servislere bakacak olursak buradaki sunumda birkaç tane örnek görüyorsunuz. Yani arabanızın bakım durumunu takip edip çeşitli herhangi bir problem varsa size ve çalıştığınız bakım servisine bilgiler gönderebilen sistemler var. Yolda başınıza herhangi bir problem gelirse bir acil durumda devreye giren çeşitli servisler var. Bunun dışında kullanıcının aslında gündelik hayatını biraz daha kolaylaştıran, arabasına binmeden bir ısıtma soğutma sistemini devreye sokmasını çalışan veya fiziksel bir anahtar taşımadan direkt cep telefonuyla kapısını açıp kapatmasını arabasının, belki camlarını, bagajını açıp kapatmasını çalışan, arabanın içinde kullanırken ona güncel olarak trafik bilgisini veren ve ona göre bir rota planlaması yapan çok farklı servislerden bahsetmek mümkün. Bunlar sadece birkaç tane örnekler. Bugün biraz altını çizmek istediğim nokta burada Car2X Communication tarafı. Çünkü Car2X Communication demin bahsettiğimiz büyük bir bağlantılı araçlar ekosisteminin aslında servis hali baktığımızda veya bunu en net aslında anlatan servislerden bir tanesi. Arabanız sadece sizinle ve sizin kullandığınız ön yüzlerle değil aynı zamanda diğer arabalarla da, hatta ileriki vizyonda mutlaka ki akıllı şehirler bunun önemli bir parçası. Bunun içerisinde bulunan örneğin trafik ışıklarıyla, örneğin boş park lokasyonlarını gösteren servislerle, yani bunlar belediyenin sistemleri olabilir. Bunlarla haberleşmesini sağlayan bir servisler bütünü. O yüzden bence bağlantılı araçlar ekosistemini önemli yansıtan noktalardan bir tanesi Car2X Communication. Yani bundan seneler önce sisli bir yolda giderken önünüzde eğer bir yol çalışması varsa ani fren yapıyordunuz. Zamanla ABS devreye girdi. Size yardımcı olmaya başladı. Biraz daha ileride artık günümüzde kullandığınız navigasyon sisteminde birkaç kilometre ötenizde bir yol çalışması olduğunu ve dikkatli olarak oraya yaklaşmanızı gerektiren bir uyarı görüyorsunuz. Bunu size söyleyen belki oradan daha önce geçmiş olan bir araç veya bu bilgiyi size aktaran herhangi başka bir servis. Şimdi işin teknik boyutundan biraz bahsettik. Fakat teknik boyut kadar regülasyon ve hukuksal gereksinimler de çok önemli. Biz bir proje yaptığımız zaman dünyanın herhangi bir noktasında bunun içerisinde satış, satış sonrası, müşteri destek, yani call center'lar, bunun dışında çeşitli şeyler satın almanızı internetten sağlayan sistemlerde ödeme ve tüm finansal entegrasyon, bunların tamamını bir arada düşünmeniz gerekiyor. O yüzden teknik olduğu kadar aynı zamanda süreçsel veya hukuksal olarak da zorlu bir ekosistem yaygınlaştırmasından bahsediyoruz. Bir iki enteresan örnek vermek gerekirse siz sistemlerinizin tamamını müşteri bir hesap açarken örneğin cadde ve sokak bilgisi almak üzerine tasarlamış olabilirsiniz. Fakat bazı projelerde karşılaştık ki belli ülkelerde cadde diye bir kavram yok. Onlar farklı bir şey kullanıyorlar. Asya ülkelerinde örneğin. Bu yüzden siz sistemlerinizi biraz da aslında ülkedeki regülasyonlara göre değiştirmeniz gerekiyor. Veya otonom sürüşe geldiğimizde belli ülkelerde direksiyondan elinizi kaç saniye bırakabileceğinize dair regülasyonlar var. O yüzden bunların hepsine dikkate almanıza gerekiyor. Biz sadece Mercedes olarak baktığımızda birkaç milyonun üzerinde bağlantılı araçtan bahsediyoruz şu anda. Ve bazı araçlarda birden fazla kullanıcı olabildiğini düşünürsek çift tane milyonlarda hesaplardan bahsediyoruz. Tabii bunların tamamını, ilgili veri yükünü ve işleme kapasitesini de sahip olacak ciddi teknik altyapınız olduğunu da unutmamak lazım. Biz Türkiye organizasyonundan uluslararası global yaygınlaştırma projelerini yapıyoruz. Yani dünyanın herhangi bir yerinde şu anda ekibimizdeki arkadaşlar bir proje yürütüyorlar. Pandemi döneminden önce aslında seyahatlerimiz de oluyordu. Şimdi birazcık daha online dünyada buna devam ediyoruz baktığımızda. Demin bahsettiğim hem teknik hem süreçsel hukuksal konuları yöneten oldukça yetkin, oldukça iyi bir ekipten bu yolda devam ediyoruz. Ve tüm dünyaya buradan satış sonrası yaygınlaştırma hizmetlerini ve ürünün life cycle management'ında destek veriyoruz. Şimdi bir sonraki slide'a da geçebilirsek şunu da vurgulamak gerekli. Connectivity aslında otonom araçlar için bir önemli koşul, bir ön koşul olarak bakmamız lazım otonom sürüş deneyimi için. Burada tabii ki de partnerlikler de önemli. Örneğin daha sonra ilgilenen arkadaşların okumasını tavsiye ederim. Almanya'da Bosch'la beraber yapılan bir pilot projeye dair bir şeyler koydum. Çeşitli partnerlerle birlikte ilerliyor. Veya bir sonraki slide'da yine bir link bıraktım. Orada da
Nvidia ile şu anda yürütülen bir partnerlikle alakalı bilgiler bulabilirsiniz. Bu 2019'daki Las Vegas'ta yapılan CES fuarından bir sunum. Daimler'in globaldeki organizasyonumuzun arabalar ve case stratejisinin başında olan Sachat Khan ile Nvidia firmasının CEO'su Jensen Huang'ın ortak verdikleri bir sunumdu, bir briefingdi CES'te. İlgilenenlerin izlemesini özellikle tavsiye ederim. Dediğim gibi otonom araçlar için connectivity bir ön koşul diyeyim ve buradan da biraz otonom dünyaya bahsetmesi için Elçin'e devredeyim. Teşekkürler Onur. Ben de kısaca kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Elçin Nalçacı. Mercedes-Benz Solution Delivery Center'da araç içi yazılımlarla ilgili alanda birim yöneticiliği yapıyorum. Aynı zamanda S-Class otonom sürüş projesine destek veriyorum şu anda Almanya tarafına ekibimle birlikte. Sizlere de bugün Mercedes-Benz'in otonom sürüşe, otonom araca dair vizyonundan ve aynı zamanda geldiği noktadan biraz bahsetmek isterim. Fakat önce sizleri biraz geçmişe götürmek istiyorum. Ekranda 80'lerin sonunda üretilmiş bir S-Class fotoğrafı görüyorsunuz. Bugün adına in-car office dediğimiz bağlantılı araç hizmetlerinin o dönemdeki yansıması aslında bu büyük bilgisayar ekranı ve yanda gördüğünüz telefon. Aslına bakarsanız aracın sadece A noktasından B noktasına gitmesinin dışında kullanıcının hayatını kolaylaştıracak ve ona daha konforlu bir seyahat yaşatacak pek çok bağlantılı araç özelliği daha o yıllarda araçlarımıza entegre edilmeye başlanmıştı. Mühendisler modern teknolojiyi araca adapte edebilme, entegre edebilme konusunda daha o dönemlerde çalışmalara başlamış ve tam gaz devam ediyordu. Ama bugüne geldiğimizde yani 30 yıl sonraya tekrar baktığımızda Mercedes-Benz'in nefes kesen yeni Hyperscreen'ini görüyoruz. 15 Nisan'da lansmanı yapılan yeni EQS, bir kapıdan öteki kapıya uzanan tek parça camdan oluşan kıvrımlı ön panel tasarımı ve teknolojik altyapısıyla çoğumuzun belki evinde bulunan bilgisayardan 4-5 kat daha yüksek performans gösteren bu paneli araca entegre etti. Yapay zeka ile desteklenen bu başyapıt gerçekten kullanıcıların tercihlerine göre göstergeleri düzenleyerek kullanımda maksimum rahatlığı ve konforu sağlıyor. Otonom sürüş ile birlikte ulaşıma ve araç içi deneyime dair her şeyin yeniden tanımlandığı günümüzde Mercedes sadece sürücüye değil aynı zamanda yanında bulunan bütün yolculara sağladığı geniş dijital alanda kullanıcıyı tıpkı evinin salonundaymış gibi konforlu ve rahat hissettirmeyi hedefliyor. Fakat tabii ki bu bahsedilen konfor sadece konfordan ibaret değil. Arkasında çok ciddi bir teknolojik altyapı da var. Bu noktada otonom sürüşte geldiğimiz noktaya bakacak olursak aslında bu sene gerçekleştireceğimiz iki büyük gelişmeden bahsedebiliriz. Bunlardan ilki bu yılın ikinci yarısında Avrupa'da özellikle Almanya otobanlarında sertifikalı bir şekilde 3. seviye otonom sürüş gerçekleştireceğimiz bir dizi araç üretilecek. Trafik işaretlerini okuyabilecek bu araçlar ve sürücünün desteği olmaksızın 3. seviye otonom sürüş gerçekleştiriyor olacak. Belki bu noktada biraz 2. seviye otonom sürüşle 3. seviye otonom sürüş arasındaki farka değinmekte fayda var. Neden bu kadar büyük bir adım? Çünkü ikinci seviye sürüşte aslında aktif sürüş eylemi hala sürücüde. Fakat üçüncü seviyeye geldiğimizde artık aktif sürüş eylemi ve verilen bütün kararlar insandan çıkıp makineye yani aslında firmaya yüklendiği için burada bahsedilen tek zorluk teknolojik zorluk değil. Bunun yanı sıra hukuksal bazı zorluklar da var aşılması gereken. Güvenliğe dair çok ciddi milestone'lar var aşılması gereken. Fakat Mercedes-Benz olarak mutlu ve gururluyuz ki bu senenin ikinci yarı yılından itibaren bu teknolojiyi piyasaya sürüyor olacağız. Özellikle Almanya'da kullanılıyor olacak. Bunun hemen peşi sıra yine gururla bahsedebileceğimiz ikinci büyük gelişme ise 4. seviye park pilotumuz. Stratejik partnerlerimizden biri olan Bosch ile birlikte geliştirdiğimiz ileri seviye park pilotumuz sürücün aracın tamamen dışında olduğu durumlarda bile kendi kendine park edebiliyor. Bu da aslında çok dar garajlarda ya da çok dar park alanlarında oldukça konforlu bir park deneyimi sağlıyor olacak sürücülerimize.
Bunun yanı sıra tabii ki kablosuz yazılım güncellemesi de oldukça keyifli ve heyecanla beklediğimiz bir gelişmeydi. Çünkü aslına bakarsanız birazcık daha otomobile yaklaşımı tamamen değiştiren, şu anda satın aldığınız bir aracın kablosuz bir şekilde güncelleme almasıyla aslında her sene daha da akıllı, daha da fonksiyonel bir araca dönüşmesiyle eskiyen bir nesne olmaktan çıkıp artık gelişen bir varlığa dönüşmesini hedefleniyor. Bu sayede sürekli daha gelişen bir araca dönüşeceği için belki de bundan 10 yıl sonra torunlarınıza ya da çocuklarınıza bırakmak istediğinizde aldığınızdan çok daha güzel bir ürün veriyor olacaksınız. Bunun yanı sıra artırılmış gerçeklikli ekranı sayesinde farklı koşullardaki yol durumlarında bile oldukça güvenli ve konforlu bir sürüş sağlıyor olacak. Gelin bir de bu teknoloji harikasının oluşturulduğu sürece hızlıca göz atalım. Görmüş olduğunuz diyagram oldukça sadeleştirilmiş. Size birazcık daha arkadaki yazılımsal süreci aktarmak istediğimiz için sadeleştirdik. Süreç yeni yazılım paketinin aslında test aracına uygulanmasıyla başlıyor. Araç test sürüşüne çıkarak maksimum oranda datayı kaydediyor ve bu dataları database'e aktararak ham data şeklinde ilk önce Bosch, LG gibi sensör sağlayıcılarımızla bu datayı paylaşıyoruz ki onlar sensörlerini biraz daha geliştirsinler. Bizim hem yapay zekamız hem araçta kullandığımız teknolojiler çok daha başarılı iş çıkarsın. Bunun yanı sıra gerçek test sürüşlerinden toplanan senaryolar simülasyon birimiyle paylaşılıyor. Yine aynı ham data birazcık daha görselleştirilmek üzere ve biraz daha işlenmek üzere diğer database'e aktarılıyor. Burada video ve algoritmalara dönüştürülen datalarımız birazcık daha farklı mantıksal analizler yapılabilmesi için analitik birimine devrediliyor. Burada istatistikler oluşturuluyor bu datalardan ve birazcık daha aslında gerçekleştirilmesi zor dijital senaryolar da yine simülasyon birimi için oluşturuluyor. Bu gerçekleştirilmesi zor dijital senaryoya bir örnek vermek gerekirse aracın etrafında çizebildiği en küçük dairenin 1000 kere tekrarlanması. Gerçek hayatta belki böyle bir senaryo hiç yaşanmayacak ama yapay zeka aslında olabilecekten çok daha farklı problemler ve beklenmeyen senaryolarla geliştiriliyor ki en beklenmedik durumda bile en insan düşüncesine, insan kararına yakın sonuca varabilsin. Simülasyon birimi aldığı bu gerçek test senaryolarını ve dijital senaryoları paralel simülasyonlar çalıştırarak pek çok kez çalıştırıyor, canlandırıyor ve bu test senaryolarından alınan sonuçlar aslında yapay zekanın öğrenmesi için tekrar işleniyor ve yapay zeka öğrenmesi, özellikle hatalı test case'lerden öğrenmesi sağlanıyor. Çok pardon. Mercedes-Benz Solution Delivery Center olarak bu büyük yapıda görmüş olduğunuz bütün yazılımcı ekiplerin süreçlerini otomatize ederek daha hızlı kod entegrasyonu ve daha hızlı kod development'ı, deployment'ı sağlayan çözümler üretmekten gurur duyuyoruz. Yaptığımız her çalışma bizi hayalini kurduğumuz geleceğe daha da yaklaştırıyor ve oldukça heyecanlandırıyor diyerek sözlerimi sonlandırıyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz değerli sunumunuz için. Ben hemen ikinci sunumu yapmak üzere Tekin Bey'i davet ediyorum dijital sahnemize. Kendisi sürücüsüz tırlara doğru adım adım başlıklı sunumunu paylaşacak. Biraz da tırların nasıl otomatize olduğunu konuşacağız. Çok teşekkürler. Merhabalar herkese. Ben Tekin Meriçli. Locomation şirketinin kurucularından ve biriyim ve CTO'suyum. Bir yandan ekranımı paylaşmaya çalışayım. Umarım göstermeye çalışacağım videolar yeterince akıcı bir şekilde iletilir. Öncelikle sunumun başlığından bir parça bahsedeyim. Burada bir pratik bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Otonomi problemine. Otonomi problemi genel olarak zor bir problem. Sunumun ilerleyen kısımlarında bu zorlukların detaylarına bir parçacık değinmeye çalışacağım ve bizim yaklaşımımızın
farklarını ve avantajlarını açıklayacağım. Öncelikle bugün ne yaptığımızla bir başlayalım isterseniz. Bugün üzerinde uğraştığımız konsept iki tane tırın birbirine bağlı olduğu. Öndeki tırın yine insan kontrolünde operasyona devam ettiği, arkadaki tırın ise operasyonu otonom olarak gerçekleştirdiği bir konsept. Bu araçların birbirine bağlanması, arkadaki aracın üzerindeki sensörler ve araçlar arasındaki araçtan araca kablosuz bağlantı sistemleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Tabii bu videoda bir test sürücüsünün direksiyonun arkasında olduğunu görüyorsunuz ama bu teknoloji ticari uygulama olgunluğuna geldiği zaman bu arkadaki aracın içindeki şoför aslında sistemi devreye aldıktan sonra koltuğunda oturmak zorunda olmayacak. Koltuğundan kalkıp gidip arkadaki yatakta dinlenmeye başlayabilecek. Bu da zaten bizim en büyük value proposition'ımız, yani kattığımız değer. Çünkü özellikle kamyonculuk operasyonlarında şoförlere ödenen maaşlar kamyonculuk operasyonlarının en büyük gider kalemleri. Biz bu şekilde iki kamyonu tek bir sürücünün yönettiği senaryoda aslında bir sürücü masrafından filoları kurtarmış oluyoruz. Bir parçacık orada tasarruf yapmış oluyoruz. Bu büyük bir avantaj. Bir diğer avantaj da araçların birbirlerini yakın mesafeden takip etmesi nedeniyle etraflarındaki hava sürtünmesi ve türbülansın azalması ve bu sayede daha az yakıt tüketmeleri, daha az karbondioksit emisyonu yapmaları ve yakıt masraflarının da düşmesi. Bir parçacık daha geriye adım atacak olursak, şu ana kadar bizim ekibimizin önemli bir kısmının, kurucular dahil, üzerinde uğraştığı işlerden bir kolaj sunmak istiyorum. Bu ufak bir şey, alt küme yaptığımız, şu ana kadar yaptığımız işleri gösteren. Bu resmi göstermemin nedeni de bir parçacık böyle bir perspektif kazandırmak. Yani biz tam olarak neyiz, kimiz, neler yaptık şu ana kadar, niye Locomation tarafında yapmaya çalıştığımız işi öyle yapıyoruz da başka türlü yapmıyoruz, başka şirketlerin yapmaya çalıştığı gibi yapmıyoruz. O konuda birazcık daha perspektif kazandırmak. Yani burada gördüğünüz gibi aklınıza gelebilecek pek çok otonom araç uygulamasını bizim ekibimiz gerçekleştirdi. Bazı araçlar tanıdık gelebilir resimde. Örneğin üst satırdaki soldan üçüncü araç, mavi SUV. 2007'deki DARPA Urban Challenge'ın, yani bu otonom sürüş çılgınlığının böyle bir Big Bang'i olan neredeyse yarışmanın kazananı. Bizim ekibimiz bu yarışmayı kazandıktan sonra işte ilk olarak Google gelip bir olta attı diyelim bizim ekibe. Oradan kaçırdığı insanlarla Google Self Driving Car projesi başlatıldı. Daha sonra o Waymo'ya dönüştü. İşte bu arada yine Carnegie Mellon'dan bizim ekip arkadaşlarımızdan bir kısmı gidip Argo AI'yı kurdular. İşte Ford'dan 1 milyar dolar yatırım aldı. Uber ATG yine Pittsburgh'de bir takım Carnegie Mellon insanları tarafından, bu DARPA Urban Challenge veteranları tarafından kuruldu. Daha sonra işte Aurora Innovations çıktı vesaire vesaire. Yani özetle şu anda ortamdaki otonom sürüş aktivitelerinin önemli bir kısmını bizim ekibe bağlamak mümkün. İşte bu dünyada çalışan, Mars'ta çalışan, tek araç, çok araç, on-road, off-road, aklınıza gelebilecek bütün uygulamalarla uğraştık. Dolayısıyla bu bize bu problemin ne kadar zor olduğunu aslında öğretti. Buradaki en önemli şey, farkına varmamız gereken en önemli husus, bu teknolojinin özellikle günümüzde yazılımın, simülasyonun, eğitim kaynaklarının çok fazla demokratize olduğu günümüzde bu teknolojiyi demo etmenin ne kadar kolay olduğu. Yani bugün bir parça yazılım okur yazarlığınız varsa, GitHub kullanmayı biliyorsanız, birkaç tane ne bileyim işte Coursera, YouTube falan gibi yerlerden ders
alabiliyorsanız birkaç hafta içinde bir tane aracı otonom sürüş yapacak şekilde programlamanız mümkün. Ama işte o demo seviyesine gelmek genelde insanlara böyle fazla özgüven veriyor. Aa evet ben işte birkaç hafta sonra bu teknolojiyi ürüne dönüştürürüm diye düşünmeye başlıyorlar. O en büyük yanılgı. Çünkü işte bu çok uzun kuyruklu dediğimiz problemin uzun kuyruğu tam olarak o noktada başlıyor. Belli bir kapasiteye getirmek çok kolay ama ondan sonra esas zorluklarla karşılaşmaya başlıyor araçlar. Bu zorlukların temelinde de belirsizlik yatıyor. Bu şeyde slide'da gördüğünüz spektrumun iki ucu, belirsizlik spektrumunun iki ucu işte bir noktada acayip kaotik bir trafik ortamı var. Diğer noktada çok çok düzenli bir fabrika otomasyon ortamı var. Sol tarafta işleri yapmak çok zor bir makine tarafından çünkü inanılmaz bir dinamizm ve kaos söz konusu. Kimin ne yapacağını tahmin etmek kolay değil. Belirsizlik çok yüksek. Diğer tarafta işleri yapmak çok kolay çünkü kimin ne yapacağı belli. Herkes birbiriyle koordine oluyor. Ortam çok güzel düzenlenmiş. Her şey birbirine 90 derece açıyla yerleştirilmiş vesaire. Burada bizim sormamız gereken soru. Gerçek dünyada otonom araç deployment'ı yapabilmek için bu spektrumun sağ tarafına problemi nasıl yaklaştırabiliriz? Yani robotun hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz? Çünkü öbür tarafta çözülmesi gereken çok daha sofistike bir yapay zeka problemi söz konusu. Orada benim bu işe yaklaşımım. Bu işin Artificial General Intelligence denen işin içine Common Sense Reasoning, çok çok mükemmel görsel algı, planlama, tahmin yetenekleri falan katmak gereken çok sofistike bir zeka gerektirdiği yönünde. İşte yandaki şeylere de bakacak olursanız sağ taraftaki grafiklere biz insan olarak neyin ne olduğunu çok net anlayabiliyoruz ama bu görselleri bir makinenin yorumlaması inanılmaz zor. Yani işte elinde stop sign taşıyan adama baktığımız zaman onun bir işte lunatik olduğunu düşünüp o konuda bir aksiyon almıyoruz aracımızı sürerken ama bir otonom araç için orada bir stop sign görünüyor, bir tane de trafik konisi görünüyor. Ben bu konuda bir şey yapmalıyım diye düşünecek büyük ihtimalle araç eğer etraftaki diğer kontekste hakim değilse. Aynı şekilde işte biz insan olarak sürüş yaparken çok ufak detaylara dikkat ediyoruz. Ortamdan çok ufak ipuçları çekiyoruz. İşte yanından geçtiğimiz aracın üzerinde çizikler varsa, göçükler varsa o aracın daha önceden bir kazaya karışmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüp o araçtan uzak durmaya çalışıyoruz. Ya da işte aynadan arkadaki araca baktığımızda o sürücü eğer telefonuyla oynuyorsa veya makyaj yapıyorsa veya kitap okuyorsa o sürücüden birazcık uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü yola çok fazla dikkat etmiyor. Etiketi yapıştırıyoruz ona. Ama bu problemleri bu şekilde çözmek makineler için çok çok zor. Dolayısıyla bizim gerçek dünyada otonomiyi deploy edebilmek için yapmamız gereken şey makinenin hayatını kolaylaştırmak. O yüzden de biz bu probleme bu konvoy yaklaşımıyla başlıyoruz. Yani her şeyi makine kendi başına anlasın, bütün problemleri kendi başına çözsün yaklaşımı yerine biz bu makinenin önüne bir tane insanlı çoban yerleştirelim. Makinenin de tek görevi bu çobanı takip etmek olsun. Bu sayede makinenin sorumluluk alanlarını çok çok daraltmış oluyoruz. Yani tek sorumluluğu kendisiyle lideri arasındaki 10-15 metrelik boşlukta olabilecek olayları bir şekilde takip etmek. O konuda eylem almak. 1000 metre öteyi görmesi gerekmiyor. Elinde stop sign taşıyan adamın ne yapmaya çalıştığını anlaması gerekmiyor. Birisi yola atlayacak mı, bir bisikletli çıkacak mı, ne bileyim bebek arabası iten bir anne ile karşılaşacak mı bunu düşünmesi gerekmiyor. Operasyonumuzu otoyollara kısıtlıyoruz. Araçların içindeki insanlar ilk ve son milleri bu şehir içi trafik segmentlerini manuel olarak hallediyorlar. Dolayısıyla aracın kafasını karıştıracak bir durum yok. Otoyollar çok daha düzenli bir akışa sahip. Araçlar otoyola çıktıktan sonra arkadaki aracın sürücüsü bir düğmeye basarak otonomi sistemini devreye alıyor. O noktadan itibaren koltuğunda oturması gerekmiyor. Kalkıp arkadaki yatağa geçip dinlenmeye başlayabiliyor. Bu sayede bile, yani bu ilk adımla bile biz aslında pek çok
ne derler? Problemi gideriyoruz. Özellikle kamyonculuk sektörünün şu sıralar çok acı çektiği kalifiye sürücü bulamama, kalifiye sürücüleri işte tutamama, büyük yakıt masrafları, asset underutilization problemi. Çünkü bu kamyonlar çok pahalı aletler, 150-200 bin dolarlık aletler ama işte 8-9 saatlik sürüşün sonunda insan sürücüsü dinleneceği zaman kamyonların da bir park alanına gidip orada durup dinlenmeye başlaması gerekiyor. Yaklaşık %30'luk bir utilization söz konusu. Bizim uygulamamız özelinde araçlardan bir tanesinin şoförü dinlenirken araç hareket etmeye ve para kazanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu kamyonculuk sektörünün çok büyük problemlerini bu şekilde bu ilk uygulamayla adreslemiş oluyoruz. Ama elbette bizim de Locomation olarak hedefimiz bir konvoy şirketi olarak kalmak değil. Biz bir otonomi şirketiyiz. Daha önceki yaptığımız uygulamalar bize büyük dersler verdiği için tek başına otonom olan, solo otonom bir araç projesinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle adım adım bir yaklaşım izlemek bize daha mantıklı geldi. İlk adımımız her ikisinin de içinde insan bulunan bu otonom konvoy projesi. İkinci adım, ikinci aracın içinde insan bulunmayan drone takipçi dediğimiz proje. Üçüncü adım, solo driverless bir proje ama sadece otoyol segmentlerinde çalışacak bir otonom araç. Dördüncü adım ise nihai hedef. Bir depodan yükünü alacak, şehir içi trafiğinden de kendi başına geçecek, otoyola çıkacak. Otoyolu kat edip tekrar şehir içi trafiğine girip yükünü destinasyona ulaştıracak solo sürücüsüz araç. Çok hızlıca bu teknolojiyi sağlayan setup'a bir bakalım. Kullandığımız sensörler çoğunuza tanıdık gelecektir. Pek çok otonom aracın üzerinde bulunan kameralar, lidarlar ve radarlardan faydalanıyoruz. Bu konvoy uygulaması özelinde ayrıca araçtan araca bağlantıyı sağlayacak radyo sistemlerimiz de var. Dedike radyo sistemleri. Güçlü bir bilgisayar bu sensörlerden gelen verileri işliyor. Sensörlerde bu sol alttaki görselde göreceğiniz gibi rastgele yerleştirilmiş değiller. Araçlarımızın üzerine tek bir sensör bile takmadan önce oturup önce yazılım tarafında analizlerini yaptık. Minimum sayıda sensörle nasıl maksimum kapsamı sağlarız, aracın etrafını çevreleriz. Aynı zamanda nasıl bir tür redundancy işin içine sokarız. Sensörlerden bir tanesi bozulursa araç yolda kalmasın, operasyona devam edebilsin diye nasıl birbirleriyle örtüşen sensör yerleşimleri sağlarız diye bir yazılım analizi yaptık. Ondan sonra bu optimal konfigürasyonu bulup araçlarımızın üzerine yerleştirdik. Bu sensör konfigürasyonu takipçi aracın otonom operasyonunu sağlarken aynı zamanda lider sürücüye de daha zengin bir ortam haritası sağlıyor diyelim. Yani etrafta ne olup bittiği konusunda lider sürücüye asistanlık yapıyor. Bizim bu uygulamamız özelinde lider sürücü iki araçtan birden sorumlu olduğu için arkadaki aracın da etrafında neler dönüp bittiğini bu araçtan araca bağlantı üzerinden lider sürücüye aktarıyoruz. Dolayısıyla çok zengin bir tablo görüyor lider sürücü önündeki ekranda. Genel olarak sensör konfigürasyonumuz böyle. Her ne kadar çoğunlukla Silikon Vadisi yatırımcıları tarafından fonlanmış bir şirket olsak da Silikon Vadisi mentalitesini birazcık geride bırakıyoruz. Bizim bu uygulama özelinde hızlı ilerlememiz lazım ama bir şeyleri kırıp dökme lüksümüz yok. Yaptığımız şey bir ne bileyim teenagerlara yönelik bir fotoğraf app'i değil. Günün sonunda 40 tonluk saatte 70 mille giden araçlardan bahsediyoruz. En ufak bir pürüz çok büyük katastrofiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla işin güvenlik kısmını çok ciddiye almamız gerekiyor. Çok derin sistem mühendisliği pratikleri takip ediyoruz. Belki bu V-Model yaklaşımına bir kısmınız aşinadır. 400'den fazla
teknik gereksinimimiz var. Endüstri standartları olan ISO 26262, ISO 21448 gibi güvenlik standartlarını takip ediyoruz. Hatta onun da ötesinde askeri standartlardan biri olan MIL-STD 882E takip ettiğimiz standartlardan bir tanesi. Yazdığımız her satır kod MISRA ve OTOSAR güvenlik standartlarıyla uyumlu. Çok ciddi risk analizleri dokümanlarımız var. Aynı zamanda yakın dönemde ortaya çıkmış olan UL4600 isimli otonom araç güvenlik standartının da teknik komitesinde yer alıyoruz. Dolayısıyla o da böyle bizim iliklerimize işlemiş bir standart. Geliştirme sürecimizde simülasyonu bolca kullanıyoruz. Değişik simülasyon araçlarımız mevcut. Değişik bileşenleri test etmek için. Sol tarafta gördüğünüz simülasyon bizim kendi içimizde geliştirdiğimiz bir simülasyon. Özellikle çok gerçekçi sensör verisi ürettiği için görsel algılama ve görsel algılama etrafında üst seviye planlama işlerini test ettiğimiz bir simülasyon ortamı. Sağ tarafta gördüğünüz simülatör çok gerçekçi araç fiziği sağlayan bir simülatör. Orada da kontrol algoritmalarımızı test edip araçları limitlerine kadar zorluyoruz. Gerçek araç üzerine herhangi bir kod aktarım yapmadan güvenlik sınırlarımızı bu simülatörlerde belirlemiş oluyoruz. Şu anda üzerinde uğraştığımız yerden bir tanesi de bu simülasyon ortamlarını bir araya getirip bir one stop shop, tek bir simülasyon ortamımız olsun. Hem gerçekçi fizik hem gerçekçi görseller bize sunsun. Bütün senaryolarımızı o simülasyon üzerinde gerçekleştirelim hamlesi. Onu da yakın zamanda tamamlayacağız. Bir diğer bahsetmem gereken şey son dönemde özellikle çok popüler olan derin öğrenme algoritmaları. Özellikle otonom sürüş şirketlerinde çok çok yaygın olarak kullanılıyor. Ama bizim bir diğer farkımız bizim bu derin öğrenme uygulamalarını kritik patika üzerindeki hiçbir bileşende kullanmıyor olmamız. Bütün görsel algılama algoritmalarımız geleneksel bilgisayarlı görüntü işleme ve işte nokta bulutu işleme algoritmalarına dayalı. Dolayısıyla formal olarak güvenli oldukları kanıtlanabilir yöntemler. Bu derin öğrenme yöntemleriyle ilgili en büyük problem kapalı kutu olmaları. Üzerlerine bir takım veriler atıyorsunuz, eğitiyorsunuz, bir şey çıkıyor ama o çıkan şey gerçekten her zaman çalışacak mı, her koşul altında çalışacak mı, düzgün komutları üretecek mi, o konuda bir garanti veremiyorsunuz. Eğer ürününüzü bu bahsettiğim safety sertifikalarından geçirmek istiyorsanız bu garantiyi sağlayabiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla biz şu ana kadar bu derin öğrenme yöntemlerinden kendimizi uzak tuttuk. Yine multi model bir şekilde çalışıyoruz. Her 3 sensör modalitesinin de saldığı veriyi kaynaştırıp her hava koşulunda, her görsel koşulda işini yapacak algoritmalar üretmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi derin öğrenmeyle ilgili ciddi bir takım problemler var. Hala çok kırılgan yöntemler. Bir insan gözüne belli bir obje olarak görünen bir şey, bir iki piksel oynatıldığında makineye çok farklı şekilde görülebiliyor. Dolayısıyla bizim böyle bir riski alma şeyimiz, lüksümüz pek yok. Şöyle bir şey olabilir, biz işte kritik patikada olmayan bazı bileşenlere bu tarzda yöntemleri serpiştirebiliriz. Etraflarına yeterli güvenlik çemberini kurduktan sonra, örneğin bizim en altta yatan obje belirleme şeyimiz, algoritmamız basitçe yer, yani zemin şeyi üzerinde, düzlemi üzerinde olan her şeyi biz bir blob olarak takip ediyoruz. Bu hareket eden bir nesne, benim bunun farkında olmam lazım, buna göre bir şeyler yapmam lazım diye. Bu derin öğrenme yöntemleriyle o nesnenin, o kütlenin tam olarak ne olduğuna karar vermeye çalışabiliyoruz. Yani bu bir otobüs mü, bu bir motosiklet mi, neyse. O varacağımız sonuca göre tahmin yöntemlerimizi, bloba atadığımız hareket modellerini iyileştirebiliriz. Dolayısıyla daha sağlıklı hareket tahminleri yapabiliriz. Ama en alt seviyede yatan şey, bu böyle bir hareket eden bir kütle.
böyle gidiyor gibi görünüyor. Büyük ihtimalle 2 saniye sonra da buraya varacak. Ve bu süreçte hiçbir şey, hiçbir olasılıksal ya da derin öğrenmeye dayalı karar mekanizması yok. Dolayısıyla dediğim gibi bu süreçlerin de güvenliğini garantileyebiliyoruz. Şu ana kadarki başarılarımızı bir parça anlatmam gerekirse, geçtiğimiz yaz Wilson Logistics isimli bir taşıma şirketiyle çok başarılı bir pilot gerçekleştirdik. Portland, Oregon ile Nampa, Idaho arasında 420 millik bir rotada 2 hafta boyunca araçlarımız çalıştı. Toplamda 3400 millik yol kat ettiler. Bu 3400 milin 1500 mili otonom olarak kaydedildi. Bu videoda da takipçi aracın içinden bir sekans görüyorsunuz. Güvenlik şoförümüz direksiyonun arkasında ama direksiyona dokunmuyor. Araç liderini 100 miller boyunca takip edebiliyor. Bu başarılı pilotun ardından da Wilson Logistics bizim teknolojimizi 1120 tane kamyonuna entegre etme konusunda bir ticari kontrat imzaladı. Bu da bizim bildiğimiz kadarıyla bu sektörde, otonom araç sektöründe bir ilk. Pek çok kişi demo yapıyor, pek çok kişi pilot yapıyor ama biz bir şekilde gerçek bir ticari kontrat imzalamayı başardık. Şimdi bu ürünü geliştirip teslim etmemiz gerekiyor. Oldukça heyecanlıyız bu konuda. Genel olarak benim sunumum böyle. Umarım ilginizi çekmiştir. Takip edin. Yakın dönemde birkaç anonsumuz daha olacak. Oldukça heyecanlı günler bizleri bekliyor diyebilirim. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Şimdi sıradaki sunumu Kamuran Canban yapacak. Kendisi veri nasıl paraya dönüşür bunu anlatacak. Merhabalar herkese. Tekrar adım Kamuran Canban. Anadolu Teknoloji'den katılıyorum. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifine. Çok güzel işler gerçekleştiriyorlar ve yapay zekanın günümüzde çok başarılı bir şekilde hem insanlara tanıtılması, ilgi ve alaka uyandırılması, öte yandan sevdirilmesi gibi konularda gerçekten güzel çalışmaları var. Bu konuda öncülük ettikleri için teşekkür ederim. Ağırladıkları için de ayrıca teşekkür ederim. Bugün sizinle yapacağım sunumun detaylarında öncelikli olarak ekranımı paylaşayım. Sunumu başlatarak. Şu anda ekranımı paylaşıyorum. Görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyoruz. Tamam, süper. Biz Anatolian Teknoloji olarak otonom araçlar üzerine çalışıyoruz. Ama locomotion gibi değil, biraz daha basit yöntemle çalışıyoruz. Bizim yaptığımız yapay zeka uygulamanın içerisinde robotik yok. Fakat Anatolian olarak geliştirdiğimiz ürünler genelde arabaların daha bağlantılı bir şekilde dış dünyaya bağlanması, marka model ne olursa olsun bütün arabaların bağlantılı hale gelebilmesi, eşit fırsatlara insanların erişmesine imkan sağlamak ve bu konuda liberal bir platform sunmak ve bu liberal platformdan da bütün herkesin faydalanmasına imkan sağlamayı hedefliyoruz. Günümüzdeki bağlantılı araçlar ya da kendi kendine diagnoz eden araçlarla ilgili temel problemlerin en başında bu telemetri dediğimiz teknolojilerin günümüz şartlarına göre biraz daha çok pahalı olması. Gerçekten çok ekstrem rakamlara ulaşan bir maliyeti var ve aynı zamanda bir aracın bağlantılı hale gelmesi için bir de sim kart alınmış gerekiyor. Bu gerçekten maliyeti çok artıran bir yöntem. Bu tür yöntemlerin biraz daha değişmesi, daha basit hale gelmesi gerekiyor. Aynı zamanda operatörlerden alınan bu işte M2M dediğimiz hatların işte çok dar, geniş, dar bantta GSM protokolleri kullanmış ve bu dar bantlarda transfer edilen veri miktarlarının az olması ve yavaş olmasına ötürü de bir takım kompleks sorunlar ortaya çıkıyor ve bağlantı problemleri ortaya çıkıyor.
ortaya çıkan veriler kaydedilemiyor, kaçırılıyor ve kaçırılan her veri de data yeni petrol dediğimiz için petrolden kaybediyoruz. Dolayısıyla bu bizim için bir kayıp. Aynı zamanda günümüzdeki telemetri teknolojileri, yani IoT dediğimiz, Internet of Things dediğimiz nesnelerin internete bağlamasını sağlayan bu cihazlar çok fazla gelişmiş yapıya sahip değiller. Sadece veri transmisyonu üzerine çalışıyorlar. Verileri alıyorlar arabadan ya da işte bir herhangi bir makineden. Sensörlerden elde edilen bu veriler alınıp bir buluta gönderiliyor, bir sunucuya gönderiliyor ve orada kaydedilip üzerinde bir takım işlemler yapılıyor. Biz burada farklı yaklaşımlar izliyoruz. Farklı yeni disiplinler kullanarak yaklaşıyoruz. Bunların hepsi İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında kendi geliştirdiğimiz algoritmalar. Supervised Learning dediğimiz yapay zekanın bir konseptini kullandığımız bir metot. Verileri topluyoruz ve onların hepsini label'lıyoruz. Label'ladıktan sonra da bu ortaya çıkan sonuçları karar destek mekanizmalarıyla anlamlı hale getirip aksiyonlar aldırabiliyoruz. Ve mümkün olduğunca da artık bu basit ve biraz daha gelişmeye ihtiyacı olan teknolojilere yeni bir adım getiriyoruz. Burada çok klişe bir fotoğraf kullanmak istedim. 82 ve 86 yıllarında yayınlanan Kara Şimşek, Türkiye'de bilinen Knight Rider adında alt ismi Knight Rider olan dizi gerçekten hayatımıza kendi kendine giden, konuşabilen, aksiyon alabilen arabaların sadece bilim kurgu değil, aynı zamanda uygulanabilir olduğunu da gösterdi. İşte dünyaca ünlü otomobil üreticilerinin geliştirdiği otonom ya da yarı otonom, işte otopark pilot dediğimiz benzer teknolojileri aslında yapay zekanın günümüzdeki en temel uygulamaları robotik anlamında. 80'li yıllarda bu diziyi ben izlerken işte kendi kendine tabii çocukluk dönemlerimizde bunlar. Çocukluk dönemlerimizde böyle teknolojilerin hayal edilebildiğini bize aşıladığı için Kara Şimşek bende çok özel bir yeri var. Ve o gündür bugündür bilgisayar bilimcisi olduktan sonra 2011 yılında işte Londra Üniversitesi'nde mezun olup yapay zeka alanında dersler aldıktan sonra artık bunu yapabiliriz diye düşünüp bu alana iş önermeye karar verdim. İyi ki Kara Şimşek yapmışlar. İyi ki David Hasselhoff'la tanıştık. Bütün ekosistemi bir şemayla burada ifade etmeye çalışacağım. Anatolian tarafından geliştirilen ve adı Carpel Enterprise olan. Carpel aslında isim olarak bir araba dostu anlamına geliyor. Arabanın içerisinde bir sürücü hareket ederken A'dan Z'ye ihtiyacı olabilecek her şeyi düşürmeye çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bir cihazımız var, çok basit bir cihazımız var. Ve bir mobil uygulamamız var. Yani bu mobil uygulama hem bir SDK şeklinde de çalışıyor. Aynı zamanda portable, yani hem iOS üzerinde konumlandırabiliyorsunuz, hem Linux üzerinde konumlandırabiliyorsunuz, hem Android tabanlı işletim sistemlerini konumlandırabiliyorsunuz. İstiyorsanız Windows IoT'de çalıştırıyorsunuz. Güçlü bir computation power bize kazandırıyor. Yani eski bu bildiğimiz telemetri cihazlarından alınan IoT verilerinin bir buluta gönderilerek işlenmesinden ziyade distributed edge computing dediğimiz bir yöntemle yaklaşık işte süper bir bilgisayarın yaptığı işlemi aslında 100 bin tane cep telefonunda yapıyoruz. Yani büyük bir sunucu kiralamak ya da satın almaktan ziyade bütün dağıtık işlemleri mobil uygulamalar üzerine gerçekleştirip ortaya çıkan verileri sadece depolanmak üzere sunuculara gönderiyoruz. Sunucularda da ticari algoritmalarımız çalışıyor. O ticari algoritmalar sonrasında sürücülere faydalı ya da beraber çalıştığımız iş ortaklarımıza faydalı değer önerileri üretiyoruz. Yine Anatolian tarafında odaklandığımız alan arabanın üretimi ve galeriden çıktıktan sonra sürücülerin ihtiyaç duyduğu bir ekosistem sağlamak. Yine tabii bu ekosistem veriler üzerinden sağlanıyor. Bu ekosistemde neler var? Sürücülerin ihtiyaç duyduğu işte sürüş destek, güvenli sürüş destek sistemi ya da
bu Advanced Driver Assistance System dediğimiz sistemler var. Burada mümkün olduğunca araçlardan elde ettiğimiz verilerle sürücünün farkındalığını arttırabileceğimiz çıktılarımız var. Türkçe ve İngilizce çıktılarımız var. Mesela genelde yeni nesil 2008'de sonrası üretilen B segmenti üzeri araçlarda genelde hararet göstergesi kritik işe gelmediği müddetçe yanmaz. Fakat bunun bir artışa geçtiğini sürücüye belirtmek aslında önleyici ve kestirimci yaklaşım dediğimiz bir yaklaşım sergiliyor ve dolayısıyla da aracın yolda giderken hararetten dolayı motorunun kilitlenmesi ya da daha ekstrem bir durum olan yangına dönüşmeden sürücüyü bilgilendirmiş oluyoruz. Ama bu sadece sürücüyü bilgilendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda sürücüye alması gereken aksiyonlar konusunda da bilgiler veriyoruz. Bu aksiyonlar sonrasında da eğer aracı aldığı araç üreticisi ya da işte sigorta hizmeti aldığı sigorta şirketi tarafından ihtiyaçlarının çözümlenmesi ve problemin giderilmesi yönüne bir takım otomatik aksiyonlar alıyoruz. Bu aksiyonlar sayesinde de sürücü yolda kalmaktan kurtarıyoruz. Ekosistemde ürünlerimizi biraz tanıtmamız gerekirse arabaların işte genelde direksiyon altında olur. 16 pinli bir interfeys vardır. Bu interfeyste yine kendi tasarladığımız elektronik çip içeren bir cihazımız var. CarPal Connect adında. Bu CarPal Connect cihazını aracınıza bağladıktan sonra bir mobil uygulamamız var. İsmi CarPal App. Bu CarPal App üzerinde bu bahsettiğimiz ADAS özelliğine sahip sürüş destek sistemi. Aynı zamanda Connect Car özelliği olan yine aynı zamanda üzerinde verilerden faydalanarak ürettiği bir takım satın alma opsiyonları üreten bir teknoloji. Bu CarPal Connect cihazına bağlanıp üzerinde bir takım daha önceden öğretilmiş algoritmalar var. Supervised algoritmalar dediğimiz bu algoritmalar. Bu algoritmaların arabanın beyniyle konuşabilmesi için bir takım komutlar gönderiyoruz arabaya. Ve üzerindeki sensör listesini öğreniyoruz. Sensör listesini öğrendikten sonra da oluşturduğu bir takım heksadesimal değerler var. Ve bu heksadesimal değerleri alıp okunabilir değerlere dönüştürüyoruz. Bu okunabilir değerleri de yine mobil uygulama üzerine yerleştirdiğimiz karar destek sistemleri sayesinde hem sürücünün anlayabileceği, görebileceği, aynı zamanda platform üzerinde konumlandırılmış iş ortaklarının müşterilerini hızlı bir şekilde çözüm sunabilmesi için anlamlı bir veriye dönüştükten sonra bir sunucu iletiyoruz. CarPal Connect şu anda yaklaşık 8000 civarında mobil cihazla çalışıyor, aktif olarak çalışıyor. Bunlar filo araçları. Ve şu anda sunucuda, yani şu ana kadar yaklaşık 12 milyon kilometre data kaydettik. Bu sadece kilometre datası değil, aynı zamanda mekanik data. Şu ana kadar kendi alanında ortaya çıkabilmiş en büyük dağıtık veri tabanına sahip, yani yaklaşık 96 GB'lık bir veri tabanından bahsediyoruz. Bu veri tabanı bir sunucuda değil. Bu veri tamamen dağıtık bir sistemde tutuluyor. Bu yaklaşım sergilememizin nedeni de verinin güvenliğini sağlamak ve herhangi bir sürücünün, bireysel sürücünün verisini herhangi bir yere transfer etmeden kendi inisiyatifi doğrultusunda bize izin vermesi ve o doğrultuda işlenmek üzere bir yere transfer edilmesini sağlıyoruz. Öte yandan biraz önce de bahsettiğim gibi süper bir bilgisayar kullanıp yani örnek veriyorum 128 GB memorisi olan ya da işte 64 CPU'lu bir makine çalıştırmaktan ziyade yaklaşık 8 bin cep telefonunun bütün işlem gücünü kullanabilecek bir kapasiteye sahibiz. Dolayısıyla bütün karar destek mekanizmalarımızı daha hızlı bir şekilde eş zamanlı olarak entegre edip veriler işleyip sonuçlar ortaya çıkarabiliyoruz. Öte yandan yine CarPal uygulamasından elde edilen veriler yine kullanıcı tarafından izin verilirse platform üzerinde konumlandırdığımız ürünler ve bu ürünleri kullanan iş ortakları tarafından kullanılabiliyor. Örnek veriyorum, genelde ülkemizde ve dünyada sigorta maliyetleri, araç sigorta, zorunlu sigorta maliyetleri ya da kasko maliyetleri çok yüksek.
Sigorta şirketleri genelde hasarsızlık geçmişine bakarlar ve o doğrultuda bir takım fiyatlamalar yaparlar. Fakat burada sigorta şirketleriyle yaptığımız çalışmalarda skorlayabildiğimiz, risk analizi yapabildiğimiz sürücülerin %20'ye varan kasko indirimlerinden faydalanmalarına imkan sağlıyoruz. Bu şekilde hem sigorta şirketlerin penetrasyonları ve müşteri memnuniyetleri artıyor. Aynı zamanda araç sahibi olup sigorta hizmeti satın almak isteyen sürücülerin de daha uygun fiyatlarla sigortacılık ürünlerine erişmelerine imkan sağlıyoruz. Aynı zamanda sattığımız tek ürün motor sigortası ürünleri değil, aynı zamanda bundle ettiğimiz farklı ürünler de var. İyi kullanan, iyi araç kullanan sürücülere daha uygun fiyatlarla mesela hayat sigortası sunabiliyoruz ya da sağlık sigortası sunabiliyoruz. Çünkü gerçekten iyi sürücünün kendisine de iyi baktığına, sağlığına dikkat ettiğine ve hem kendisine hem de trafikteki diğer insanların hayatlarına değer verdiğini düşünüyoruz bu vardığımız yargılar sonucunda. Öte yandan genelde finansman, yani araç konusunda finansman sunan şirketlerin bir takım problemlerinin olduğunu tespit ettik. Bu problemler genelde fonlanan araçların, krediyle ya da leasing yöntemiyle fonlanan araçların pazara ya da yollara çıktıktan sonra sürücüler tarafından nasıl kullanıldığı çok bilinmiyor. Bu tür gap'lerin işte slide'ın başında da bahsettiğim gibi pahalı telemetri teknolojilerinden ya da ekstra sim kartlar gerektirmeden uçtan uca hizmet sunabilecekleri bir framework'e dönüştürüyoruz. Bu sayede bu finansal enstrümanların bağlandığı ya da ipotek edildiği araçların nasıl kullanıldığı hem gözlemlenebiliyor hem yol yardım ihtiyaçları sürücüler tarafından talep edilen yol yardım ihtiyaçları eş zamanlı karşılanabiliyor. Öte yandan araçların ikinci el değerini koruyarak ülke ekonomisine kazandırılan işte daha az tamirat işlemi gören, işte yurt dışından yedek parça ithalatını azaltan önlemler ve uygulamalar sağlıyoruz. Bu sayede şirketlerin karlılıkları artıyor ve kullandıkları finansman enstrümanları daha kaliteli ve daha güvenli bir şekilde işlenebiliyor. Öte yandan bir ürünümüz daha var. Burada bu ürünümüz üzerine konumlandırdığımız partnerlerimiz var. Bu partnerlerimizle yine yapay zeka algoritmalarımızın tespit ettiği kestirimci ve öngörücü yaklaşımlarla işte hangi aracın bakıma ihtiyaç var, hangi aracın işte herhangi bir problemini tespit ediyoruz. Sürücünün karakteristiğinin aracı üzerine etkileri nelerdir gibi bir takım çıkarımlarla sürücünün ya da aracın hangi ürüne ihtiyaç duyduğunu tespit ediyoruz. Örneğin Mercedes araçlardan örnek vereyim. Mercedes araçlarda yakıt seviyelerini ve yakıt tüketim karakteristiklerini çok rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Bu sayede sürücünün en yakın benzin istasyonunu bulabilmeleri için şu anda Türkiye'de faaliyet halinde olan bir akaryakıt dağıtım şirketiyle çalışmalarımız var. Sürücülerin ne zaman yakıt alması gerektiği, tüketim karakteristiğinden hareketle ne tür yakıtlar kullandığı, aynı zamanda ortalama yakıt tüketimlerini baz alınarak daha önceden işte benzin istasyonuna gitmeden ihtiyacını tespit ederek yakıt ön ödemeli bir şekilde satın almasına imkan sağlayacak pilot uygulamalarımız var. Bu uygulamalar sayesinde de herhangi birisi işte benzin istasyonuna gitmeden ya da teknik servise gitmeden hem ihtiyacını daha önceden tespit ediyoruz hem de bu ihtiyacını daha uygun fiyatlarla gidermesine imkan sağlayacak bir partner network sunuyoruz. Özetle şu anda tüketime sunduğumuz ürünlerimiz bu yönde. Peki bu varsayımları ve sonuçlara nasıl ulaşıyoruz? Biraz onlardan bahsedeyim. Biz yaklaşık 5 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurumlaşmış bir şirketiz. Ve yine İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kendi içerisindeki yollarda yaklaşık 100 bin kilometre araç kullandık. Bu 100 bin kilometre araç kullandıktan sonra bunu bir Fransız bir araç modeliyle yaptık. 0 kilometre aldık ve 100 bin kilometre kullandık. Aynı zamanda ortaya çıkan verileri kaydederek Fransız araç üreticisinin o yıl ürettiği marka modelin yollarda coğrafi bazlı, sürücü karakteristiği bazlı aracın ne tür yanıtlar verdiğini bir takım gözlemleri ortaya çıkardık. Çünkü araç üreticilerinin en büyük problemlerinden birisi araçlar genelde yola çıkıyor. Ve satış
sürecinden ya da garanti sürecinden sonra bir daha araç genelde oraya uğramıyor. Yani üreticinin yetkili servisine ya da bayisine uğramıyor. Aynı zamanda aracın yolda kullanılırken işte yolun bozukluğu, hava durumu şartları, aracın kullanıldığı coğrafya, araç kullanıcısının meslek grubu, yaş grubu ya da ya da mesleki grubu gibi bir takım verilerin gerçek manada aracın üzerine etkilerini ölçmek ve hesaplamak zor. Çünkü veriler kayboluyor, veriler kaydedilmiyor. Biz de mümkün olduğunca burada araç üreticilerinde yaptığımız demo sürüşleriyle beraber onlara bu tür değer önerileri de sunuyoruz. Tamamen liberal bir platform. Kesinlikle uygulama metodolojisi çok çok daha kolay. Veri güvenliğinin veya veri paylaşımının nerede genelde problem olduğu noktalarda daha işte ülke bazında ya da coğrafi bazında daha uygun şekilde depolanması ve işlenmesi yönünde bir takım değer önerileri sunuyoruz. Yani Türkiye'de şu anda Amerika'da, Litvanya'da ve Türkiye'de aktif olarak uygulamalarımız var. Yani Amerika'daki sürücülerin verileri Amerika'da kalıyor. Türkiye'deki sürücülerin verileri Türkiye'de kalıyor. Litvanya'daki sürücülerin verileri de Litvanya'da kalıyor. Ve orada işlenerek değer oluşturuluyor. Bu sayede veri güvenliği problemi olmadan sürücülerin mümkün olduğunca güvenli bir şekilde sürüş deneyimi elde etmeleri, sürüş karakteristikleri doğrultusunda iyi sürücü olduklarını ispatlamaları ve bu doğrultuda ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha uygun fiyatlarla kavuşmalarına imkan sağlayacak yapay zeka uygulamalarımız var. Sunum ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki konuşmamızı, bir sonraki sunumu Fatih Işıkan ve Rasim Argül yapacaklar. Kendileri bağlantılı araçlar konusunda konuşacaklar. Herkese merhaba. Merhabalar herkese. Fatih de beni duyuyor umarım. Şimdi ben sunumu paylaşıyorum. Tamam, sunum gelene kadar ben başlayayım. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler. Fatih Işıkan ben, başta söylediğimiz gibi. Koç Dijital'de IoT ve analitik ürünlerin ürünleştirme birim yöneticisiyim. Uzun süredir IoT alanlarında çeşitli projeler, deneyimler geliştirdik. Burada bugün size IoT konusunda geliştirdiğimiz hem ürünlerden hem de bu otonom sürüşle ilgili geliştirdiğimiz çözümden bahsediyor olacağız. Bağlı araçlarla ilgili diyorum. Rasim. Görüntüyü vermeni bekliyorum. Kusura bakmayın, ekran paylaşımında çift ekran kullanmanın zorluklarını yaşadık bu sefer Zoom'un. Genel olarak kullandığımız bir uygulama değil. Evet. Şu an görebiliyor musunuz? Henüz gelmedi. Bir daha paylaşıyorum. Şu an görebiliyor musunuz? Evet, şu anda görebiliyoruz. Evet. Tamamdır. Lütfen devam edelim Fatih. Teşekkür ederim. Ben biraz Koç Dijital'den ve ürünümüzden biraz bahsetmek istiyorum. Koç Dijital, Koç grubunun en taze şirketlerinden bir tanesi. 2018 yılında bir spin-off şirketi olarak kuruldu. Boston Consulting ile beraber. Burada temel olarak ileri analitik, veri, IoT çözümleri ve akademi konularında uzmanlaşmış bir şirketten bahsediyoruz. Birçok yeni bir şirket olmamıza rağmen müşteri sayımız, yıllık büyüme oranımız oldukça yüksek. Ve yeni bir şirket diyoruz ama aslında IoT konusunda deneyimli bir ekiple beraber çalışıyoruz. Rasim ilerleyebiliriz. Bizim burada en büyük ürünümüz olan platform statmışın bir üzerinden geçmek istiyorum aslında. Yaptığımız bütün IoT çözümlerinde bunu bir omurga olarak kullanmaya çalışıyoruz. Platform statmış aslında uçtan uca cihazlardan alınan verilerin toplanması, bunların analiz edilmesi, saklanması ve daha sonra farklı sistemlere sunulmasını sağlayan bir sistem.
%100 Koç dijital ürünü ve tamamen yerli imkanlarla geliştirildi. Burada orta katmanda bahsettiğim platform 360'da kendi üzerindeki kural motorları, kendi üzerindeki dashboardlar ve çoklu kullanıcı destekleyen veri modelleriyle beraber cihazların bağlanmasını ve yönetimini oldukça kolaylaştıran bir arayüzü sunuyor. Burada platform 360 topladığı verileri artı farklı sistemlere, farklı çözümlere paylaşarak da son kullanıcıların, geliştiricilerin önünü açacak ve yaptığı çalışmaları hızlandıracak bir altyapı sunuyor. Burada çeşitli teknolojilerle doğrudan bağlantı sağlayabiliyor. OPC, MQTT ya da işte farklı altyapı sistemleriyle doğrudan çalışabildiği gibi sağladığı device SDK'larla ya da servis SDK'larla da farklı protokollere hızlı bir şekilde adapte olabilecek bir geliştirici dostu bir arayüz sunuyor. Bunun yanında bizim Koç Digital olarak çeşitli alanlarda uzmanlaşmış ve bu platform 360 üzerinde çalışan çözümlerimiz var. Bağlı araçlar bunlardan bir tanesi. Birazdan Rasim çok detaylı bir şekilde bu sunumun konusu olarak da aktaracak. Üretim alanında oldukça büyük projelerimiz var. Bu projelerle beraber biz üretimi anlık olarak büyük montanlı verilerle izleyip yönetebiliyoruz. Ve buradan topladığımız verilerle de kestirimci bakım, önleyici bakım yapabiliyoruz. Özetlemek gerekirse Rasim devam edebiliriz. Evet. Herkese merhaba tekrardan. Adım Rasim Algül. Koç Dijital'de expert proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Platform 360'ı Fatih kısaca özetledi. Gerçekten birçok sektöre hizmet veren endüstriyel bir IoT ürünü olarak bir orta katman uygulaması olarak konumlandırılmış vaziyette ve çok büyük projeler üzerinde koşuyor. Bunlardan bir tanesi de bağlantılı araçlar, bağlantılı nesneler de diyebiliriz aslında. Bağlantılı araçlar konseptini tabii yıllardır uygulanan bir konsept ve gün geçtikçe üzerine koyarak ilerliyor. Bizde de bu projeler son dönemde oldukça hız kazandı. Birçok uygulama alanı bulduk. Bu uygulama alanları özellikle madencilikten araç kiralamaya, araç paylaşımına, sağlık sektörüne varan uygulamalara kadar birçok çeşitliliği barındırıyor kendi içerisinde. Tabii platformu ortada konumlandırmakla birlikte hem marka hem model bağımsız hem de veri sağlayıcı cihazlardan bağımsız olarak analitik modelleri de besleyebiliyoruz. Çeşitli katma değerli hizmetleri de yine bu model bağlamında, çalışma biçimi bağlamında destekleyebiliyor platform. Ölçekleme hem dikeyde hem de yatayda rahatlıkla yapılabiliyor. Hem veri merkezleri hem de on-premise olarak da çalışabilme özelliklerine sahip. Bunların detaylarını da birazdan paylaşacağım. Tabii bağlantılı araçları anlatırken biraz araç teknolojisine de değinmemiz gerekecek. Bağlantılı araçları istememizin birçok nedeni var. Bunlardan başlıcası araçlardan verimlilik elde etmek ve bu verimlilikle birlikte araçların hem kullanım faydalarını arttırmak hem de kullanıcılara fayda sağlamak. Aynı zamanda müşteri deneyimlerini iyileştirmek, endüstriyel anlamda hizmet sunan firmalar için, kurumsal firmalar için onların müşterilerine, nihai tüketiciye gerçekten doğru, katma değerli bir müşteri deneyimi yaşatmak. Tabii bunun yanında da otonom araçlara da giriş seviyesinde bir girdi sağlamak, destek vermek bağlantılı araçlarda. Ki otonom araçlar araçtan elde ettiği verilerle birlikte çeşitli senaryoları kendi içerisindeki yapay zeka algoritmalarıyla işletiyor. Bu anlamda da bağlantılı araçların teknolojisi otonom araçlara bir girdi üretiyor. Bizim platformumuzda yürütülen genel çalışmalar bağlı araçlarla limitli, otonom araçlarla ilgili herhangi bir çalışmamız bulunmuyor bu anlamda. Şimdi biraz da sektöre aslında eğilmek lazım. Bu gördüğünüz Gartner'ın 2020'deki Hype Cycle'ı. 2020'de akıllı mobilite ve bağlantı araçların bulunduğu yeri gösteriyor. Ve yaklaşık olarak da 2 yıldan kısa süre içerisinde bir dönüş olduğunu bize gösteriyor. Bununla ilgili de
daha çarpıcı rakamlar vermek gerekirse, 2019 yılında yapılan araştırmalarda bağlı araçlar, bağlantılı araçlar konseptinin dünya genelindeki iş değeri 63 milyar dolarken 2027 projeksiyonunda 225 milyar dolar olarak öngörülüyor. Bu da her yıl yıllık olarak %17.1'lik bir büyümeye tekabül ediyor ki gerçekten hem araç üreticilerinin hem de OEM üreticilerinin çeşitli şekillerde buralara yatırım yapmasının haklı gerekçesi oluyor maddi getiri anlamında. Bununla birlikte dikkat ederseniz 3G'den başlayan ve 5G'ye giden yine aynı 2009-2027 aralığındaki değişimin yansımasını paralel olarak da görebiliyoruz. Çünkü araçlardan alınan veriler için o verinin aktarımı teknolojisi gerekiyor. Bu hem 3G hem 4G hem de 5G üzerinden yapılabiliyor. Bazı alanlarda da Wi-Fi ya da LoRaWAN'lar üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Genel olarak bağlantı senaryolarını ikiye ayırıyoruz biz burada. Temel bağlantı senaryoları ve gelişmiş bağlantı senaryoları diye. Temel bağlantı senaryoları aslında bağlı araçların bir önceki adımı üzerine kurulmuştu. Yani bundan birkaç sene önceki senaryoları konuşuyoruz. Şimdi gelişmiş bağlantı senaryolarını konuşuyoruz. Temel bağlantı senaryoları biraz daha sınırlı kullanım ve iş ihtiyaçlarını içeriyor. Burada bağlanabilirlik anlamında özellikle tak çıkar olmayan çözümler, araca bağlı ya da araca özel geliştirilen sensörlerin kullanımı gibi Kamuran Bey'in de bahsettiği gibi biraz önce kullanım senaryolarını içeriyor. Tamirat gerekliliği için bazı özel arıza kodlarını alabiliyor ama tamamına erişemiyor. Spesifik çalışabiliyor. Ama gelişmiş bağlantı senaryoları biraz daha farklı. Gelişmiş bağlantı senaryolarında hem data aktarımın gelişmesiyle birlikte burada çok ciddi anlamda araçlardan veri toplanabiliyor. Ki bu sıklık 0.5 saniyeye kadar inmiş durumda. Hem de toplanan verinin doğrudan backend sistemler üzerinde işlenmesi veya bağlantı kesildiğinde cihaz üzerinde saklanması ve bağlantı geri geldiğinde tekrar alınması, hatta cihaz üzerinde bile işlenip çıktılarının platforma aktarılması gibi süreçlerde işletilebiliyor. Burada tabii talep anında sinyal toplama diye bir şey var. Biliyorsunuz KVKK ve GDPR uyumlulukları günümüzün en sıcak konularından bir tanesi. Bazen müşteriler ya da nihai tüketiciler bu verilerin toplanmasını veya bazı aralıklarda toplanmasını istiyor ya da toplanmamasını istiyor. Bunları yönetebilmek için de hem araca bağlanan cihazlar hem de bu toplanan verilerin toplandığı backend sistemler üzerinde çalışmalar yapılması lazım. Platform tarafında bu çok rahatlıkla yönetilebiliyor. Hangi verinin analitik süreçlere dahil edilmesi gerektiği ya da edilmemesi gerektiği kaynaktan çözümlenebiliyor. Böylece ekstra geliştirmelerde bununla ilgili yapılması gereken kod geliştirmelerinde de optimizasyon sağlanmış oluyor. Ayrıca kullanım bazlı içgörüler oluşturabiliyoruz. Bu içgörülerle birlikte çalıştırdığımız algoritmalarla birçok projede çok fazla verimlilik artışı yaşadık. Sürücü davranışı tabii ki burada birçok konuşmacının da üzerinde durduğu önemli ve hassas bir konu. Hem otonom araçlarda sürücü davranışı büyük önem arz ediyor. Hem de bağlı araçlarda ve bağlı araçlardan elde edilen verilerin kullanılmasında büyük önem arz ediyor. Sürücü davranışı yalnız bunlardan bir tanesi. Örnek vermek gerekirse ilave donanımlara gerek kalmaksızın sadece telemetri verilerini kullanarak yeşil dalga dediğimiz yani green light, green wave light gibi bu tarz araçların trafik içerisinde takılmadan hareket edebilmesini sağlayan algoritmaları da bağlı araçlar konseptiyle destekleyebiliyoruz. Araçlardan alınan verilerin toplanması ile ilgili biraz önce bahsettiğim konsepte tüm verilerin aktarımı, sınırlı veri aktarımı ve verilerin aktarılmadan mobil cihazlarla araç iletişimin kurulması şeklinde üç kısmı ayırabiliyoruz. Biz burada tabii ki üst kısımda olan tüm verinin aktarımını
desteklediğimiz, platformumuzun da altyapısı olarak çok rahatlıkla desteklediği ve önerdiği veri aktarım metodunu kullanıyoruz. Evet, platform 360 tarafındaki ürünler ve hizmetleri biraz daha özetlemek gerekirse, biraz önce bu sunumu hatırlarsınız, biz birçok endüstriyi destekliyoruz platform 360'da. Kullandığımız özellikle wide area veya local area'daki bağlantı yöntemleriyle desteklediğimiz endüstrilerden elde ettiğimiz verileri analitik sistemlere ya da müşterinin kendi sistemlerine, ERP sistemlerine iletip onları yönetebiliyoruz. Tabii bu bize ne kazandırıyor? Bu bize biraz önce de bahsettiğim gibi serbestlik kazandırıyor, özgürlük kazandırıyor. Bugün istediğimiz bir servis sağlayıcıyla, istediğiniz cihazla herhangi bir şekilde bir bağlantılı araç konsepti uygulayabilirsiniz ya da bir üretim tesisini bağlayabilirsiniz ya da elektrikli şarj istasyonlarını bağlayıp bunların verilerini yönetiyor olabilirsiniz. Tabii veri toplamayla birlikte bu verilerin güvenliği de çok büyük önem arz ediyor. Platform tamamen kendi içerisindeki güvenlik altyapısıyla geliyor. %100 yerli bir ürün. Burada da genelde iç tarafta open source teknolojileri kullanmayı tercih ediyoruz. Bu konuda da gerçekten büyük yetkinlikler elde etmiş vaziyetteyiz ki hem nihai tüketiciye hem de endüstriyel tüketicilerimize, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin fiyat olarak da belli bir seviyede kalmasını sağlıyor. Bağlantılı araçları burada konumlandırdık. Görüyorsunuz farklı bir renkte. Platform olarak aynı platformda birden fazla projeye hizmet vermekte gerçekten büyük bir fayda sağlıyor. Hazır bir çözüm olarak sunabiliyoruz bunu. Tabii burada neler kullanıyoruz? One M2M tabanlı bir platformumuz var. Buradaki destek 200'e aşkın üretici ve destekçinin üye olduğu bir standart tarafından destekleniyor. Ortak bir IoT standardı olarak da kabul ediliyor bu ANMTM. Bağlantılı araçlarda da bu standardı kullanıyoruz. Ev otomasyonlarında kullanılabiliyor. E-sağlık gibi örneğin kolumuzdaki saatte de bu bir akıllı saatte de bu standart kullanılabiliyor. Biz de bu standardı alıp kendi ürünümüze kullandık ve bunu hazır hale getirdik. Tabii biraz önce bahsettik endüstriyel IoT platformu uygulama modellerinden. Ürünümüz on-premise yani yerinde de kullanabiliyorsunuz. Hibrit olarak da kullanabiliyorsunuz veya on-cloud olarak yani cloud'da da kullanabiliyorsunuz. Burada Koç Sistemin Maximus Hibrit Bulut hizmetini veya Microsoft Azure'u konumlandırabiliyoruz. Connected Car'ımız yani bağlantılı araçlarımızda da şu anda yürüttüğümüz projeleri genel olarak Maximus üzerinde yürütebiliyoruz ama istersek bunu Azure üzerinde veya on-premise olarak da konumlandırabiliriz. Bu anlamda da esnekliğimiz var. Yani başından beri fark ederseniz hem marka hem model hem araç bağımsız hem de üzerinde koşulan data center ya da bulut hizmetinden bağımsız olarak konumlandırılabilen bir yapı mevcut. Bu da istediğiniz bağlantılı araç modelini uygulayabileceğiniz anlamına geliyor. Tabii kendi uyguladığımız uygulamalarımızda self-service olarak müşterilerimizi kullandırdığımız ekranlarımız var. Veri akışlarını veya gerçek zamanlı olayları takip edebildikleri, bunları gözlemleyebildikleri, raporlayabildikleri, bunlarla ilgili data mining yapabildikleri dashboardlar, arayüzler verebiliyoruz. Çeşitli harita katmanlarında konumlandırmalar yapıp buradan kendi operasyonlarını da yönetmelerini sağlayabiliyoruz. Birçok örneğimiz var. Burada çeşitli alt yüklenicilerle birlikte de çalışıyoruz. Platform olmanın getirdiği avantajlardan birisi de bu. Örneğin şu anda yürüttüğümüz bir projemiz var. Bu projemizde kendilerinin izniyle söylüyorum. Otokoç tarafında Zipcar dediğimiz bir hizmet, bir marka altında sunulan araç paylaşım hizmeti. Onlar da alt yüklenicilerimizin kendilerine sunduğu arayüzleri kullanarak, kendi algoritmalarını kullanarak platform üzerinden araç paylaşımını yapabiliyorlar. İstedikleri takdirde round trip floating car dediğimiz A noktasına, B noktasına veya istediğiniz noktaya da araç bırakarak araç kiralama modelini kullanabiliyorlar bu yöntemle.
Tabii bunu yaparken araç üzerindeki bağlı olan telematik cihazlarından aldıkları veriler ve platformun sağladığı bu verilerin yönetimi ve kendi uygulamalarını desteklediği bağlantılarla bunu yapabiliyorlar. Biraz daha açacağız ileride. Tabii platform kural motoru da sunuyor. İstediğiniz şekilde burada kendi geliştirdiğimiz bir ürün platform üzerinde hem kendi sağlığını denetleyebiliyor hem de kendi kurallarınızı yazabiliyorsunuz. Kural motoru ayrıca kullanıcılar çok basit bir şekilde kullanıp kendi alarmlarını veya olaylarını yönetebiliyorlar. Tabii bu platform tarafında sunduğumuz şeyler. Tabii bir sürü ödülü aldık aslında burada. Şunu da söylemek lazım. Bu bizim aldığımız ödüller. Biz bunlardan tabii ki gurur duyuyoruz ama biz daha çok hizmet sunduğumuz müşterilerin aldığı ödülleri gurur vesilesi yapıyoruz ki bu anlamda Zipcar projesi son 2021 yılında düzenlenen Türkiye'deki CIO ödüllerinde hem IDC'den hem de CXM Medya'nın sunduğu CIO ödüllerinde ödül aldı. Biz de tabii platform olarak kendi sunduğumuz ürün anlamında ödüller aldık. Ve derinlemesine anlatmak gerekirse bağlı araçlar biraz daha teknolojisine girerek gördüğünüz gibi araçlardan verileri alıyoruz. Burada partnerlerle de çalışabiliyoruz. Ve aldığımız verileri çeşitli veri yönetim servisleriyle paylaşıyoruz. Paylaştığımız veri erişimleri verilere eriştiriyoruz çeşitli güvenlik katmanları sağlayarak araç analitinde kullanıyoruz. Tabii katma değerli servislerden biraz daha bahsedeceğim ama öncelikle biraz teknolojiden bahsedelim. Biz bu dataları nasıl topluyoruz? Türkiye'de özellikle tabii kendi yer teknolojimiz kullanırken vendorlarımızın da yani alt yüklenicilerimizin de kendi teknoloji üretmesine dikkat ediyoruz. Bu anlamda birçok alt yükleniciyle çalıştığımızı söylemiştik. Bunlar vasıtasıyla araçlarda özellikle CAN-BUS hattı üzerinden veri toplama ya da o bir de hattı üzerinden veri toplama gibi şeyler sağlıyoruz. Bunları GSM data hatları üzerinden iletebiliyoruz. Bunlar bağlantı olduğu zaman iletiliyor, olmadığı zaman iletmiyoruz. Aynı zamanda kurulum hizmetleri ve demontaj hizmetleri de yine Koç Dijital tarafından destekleniyor. IoT platformumuzda da kaynak yönetimi, demirbaş yönetimi, bu tabii demirbaşı aseti biraz daha açmak lazım. Hem dijital asetler hem de fiziksel asetleri kastederek yapabiliyoruz. Kendi analitik çözümlerimizi sunabiliyoruz ya da müşterimizin anlaştığı alt yüklenicilerin analitik çözümlerini de destekleyebiliyoruz. Bu anlamda birçok çözüm sunulabiliyor. Tabii data mining çok önemli. Birçok data topluyoruz. Bir aracın üretebileceği tüm arıza dataların toplayıp platform üzerinden analitik uygulamaları besleyebiliyoruz. Bu isterseniz emniyet kimeri verisi olabilir, isterseniz bir aracın herhangi bir konudaki arıza vermesi olabilir. Tabii bunlar temelde ne işe yarıyor derseniz arızayı göstermek. Arızayı göstermek değil de arızayı kestirimci bakış açısıyla yakalamak ve gerektiğinde son kullanıcıyı servis alanlarına yönlendirmek, hatta servislerle doğrudan konuşturmak, hatta arıza oluşmadan bunları algılamaya varabilecek algoritmaları destekleyebilmek için bu tarz sistemleri konumlandırıyoruz. Bu anlamda geniş bir uygulama alanı var. Ve aynı zamanda sürücü skorlama gibi ya da bakım ya da lojistik maliyetini azaltmak gibi uygulama alanlarımız da mevcut. Platformda ortada konumlanan genelde bağlantı tarafında, bağlanabilirlik tarafında cihazı, araç üzerindeki telematik cihazını ve onun iletişimini konumlandırırsak burada servis SDK'sı sunuyoruz. Sunduğumuz servis SDK'sı ile birlikte içeride işlettiği, platformun kendi iç mekanizmalarıyla işlettiği transformasyonla bu datayı ilgili uygulamalara aktarıyoruz. Müşteri de kendi çözümlerini tabii içeride kullanabiliyor. Bunu isterse datayı kendi Business Intelligence Tool'unda kullanarak raporlama yapabiliyor. İsterse kendi araç paylaşma uygulamasında kullanabiliyor. Bir uygulama alanımızda madencilik demiştik. Madencilikte biliyorsunuz normal yollardan farklı olarak maden içinde de araçların hareket etmesi durumu söz konusu.
Burada da araçlardan aldığımız verileri çeşitli bağlantı metotlarıyla platforma iletiyoruz. Maden içerisinde araçların hareket etmesi, birbiriyle konuşması, güvenlik standartlarını yerine getirmesi ki biliyorsunuz son derece tehlikeli, en yüksek standartlarda tehlikeli sayılan çalışma alanıdır madencilik. Burada da bağlantılı araçlar devreye giriyor ve özellikle madendeki o büyük tonajlı araçları kullanırken araçların birbiriyle haberleşmesi, birbirine yaklaşması, mesafesi ya da işte buradaki verimlilik, sürücünün durumu gibi ya da sürücünün sürüş dinamikleri gibi durumları anlık olarak platform üzerinden de takip edebiliyoruz ya da bunun arayüzlerini sistem sağlayabiliyor. Bağlı araçlar neresinden bakarsanız bakın çok geniş bir konsept. Ama burada basitleştirmek istedik biraz. Çok basit bir anlamda. Araca bir cihaz bağlanıyor ki biz kendi hattını kullanıyoruz. Bu aracın en önemli iletişim ağı. Farklı yerlerden bu datayı, aracın ürettiği dataları doğrudan okuyarak ki bu yarım saniyeye kadar düşebiliyor. GSM hattı üzerine iletiyoruz. Çeşitli rölelerle araçları uzaktan kontrol edebiliyoruz. Veya çeşitli devreler kullanabiliyoruz. Bu tamamen o projenin gerektirdiği şekilde yönetilebiliyor. Bazı projelerde röleler, bazı projelerde direkt sürücüler kullanabiliyoruz. Elde ettiğimiz verilerle aracın sinyallerinden tutun da motoruna varana kadar, kapılarına varana kadar, camlarına varana kadar bunları yönetebiliyoruz. Örneğin araçtan çıktınız, sunroof açık kalması durumu gerçekten çok istenmeyen bir durum. Ama bununla ilgili sinyali eğer aracınızda bu özellik yoksa ama aracınız bağlı bir araçsa bir mobil uygulama üzerinden yönetebiliyorsunuz ki şu an yürüttüğümüz bir projede bu tarz şeyleri yapabiliyoruz. Ya da geofencing dediğimiz lokasyon bazlı belirli yerlere gelince sinyallerin yanması, alarmların çalışması ya da belirli yerlere yaklaşınca alarm verilmesi, tehlikeli alanlar, biliyorsunuz araç kaçakçılığı gibi şeyler var ya da araç hırsızlıkları. Bunlara müdahale etmek için de bağlı araçlar konseptinde çeşitli algoritmaları platform üzerinde çalıştırıyoruz. Ya da bu algoritmada kullanılan uygulamaların platform üzerinden verilerle beslenmesini ya da araçların doğrudan yönetiminde platform üzerinden veri aktarımıyla yapılmasını sağlayabiliyoruz ki bu çok büyük bir esneklik demek. Kullanılan cihazlar SIM modülü taşıyor. Evet, burada bir SIM bağlantısı var. İlerleyen zamanda eSIM'ler de devreye girecek özellikle ülkemizde. Burada da eSIM profilleri de yine kullanılabilecek. Yalnız dikkat ederseniz başta şunu söylemiştim. Telematik cihazlarının marka model bağımsız olarak platformla konuşabilmesi mümkün. Bu da şu demek oluyor. Bugün SIM'li bir cihaz, yarın eSIM'li ya da wireless protokolü, Wi-Fi protokolünü kullanarak ya da LoRa protokolünü kullanarak çalışan cihazları da platforma eklemek mümkün. Burada kullandığımız özellikle MQTT paketleri veri aktarımı metodu içeride bizim verileri yönettiğimiz bağlantıda kullandığımız bir protokol. Şimdi tabii ki katma değerli algoritmalardan biraz bahsetmek lazım. Aslında bağlı araçların neler yapabileceği bunlarla da sınırlı değil ama başlıca sürücü skorlama herkesin değindiği bir konu. Dead reconing yani öyle alanlarda araçlara ulaşamadığınız zamanlarda ne yapacağınız önemli bir konu. Evet bağlantınız kesildi, GSM yok, GPS yok. Bu durumda ne yapacağız derken yürüttüğümüz bir projede özellikle kapalı park alanlarında araçların yerinin bulunması noktasında görselleştirme kullanarak aracın hareket etmesinden yola çıkarak ya da o araca ulaşmak isteyen kişinin telefonunun hareketlerinden yola çıkarak aracın yerini bulma, park alanını bulma veya park alanlarına yönlendirme gibi yerlerde dead reconing kullanıyoruz. Tabii ki bağlı araçlarla birlikte bizim kullandığımız konseptlerde yakıt istasyonlarıyla olan entegrasyonlarımız, en yakın yakıt istasyonlarına yönlendirme, bakım servislerine yönlendirme, bakım yaklaşınca bunları takip etme gibi Connectis Car'ın sunduğu nimetleri de bağlı araçların sunduğu nimetleri de verebiliyoruz müşterilerimize. Hırsızlık alarmı ve araç takibi gibi özellikle biliyorsunuz son dönemlerde ülkemizin etrafında gelişen
jeopolitik sıkıntılardan dolayı araç hızlılığı artmış durumda. Bu anlamda kiralama firmaları ya da şirket araçları sürekli takip edilmek isteniliyor ve farklı yöntemlerle takip edilmek isteniliyor. GPS burada bazen yeterli olmayabiliyor, araya jammer'lar girebiliyor veya hırsızlık yapan şahıslar bunların yerini bulabiliyor. Biz tabii bu noktada çeşitli önlemler aldık bağlı araçlar platformlarında. Bunları sezebiliyoruz. Yani burada kestirimci yaklaşımlar kullanıyoruz. Kullandığımız yapay zeka algoritmalarıyla aracın çeşitli sınırlar içerisinde alışık olmadık hareketlerle, sıra dışı hareketlerle hareketlerde bulunmasını sezdiğimiz anda bununla ilgili alarmlar üretip onu takibe alabiliyoruz. Veya belirli riskli alanlara yaklaştığında ve oralarda çok vakit geçirdiğinde bunları otomatikman yerel emniyet güçlerine bildirebilecek bir altyapıyı da taşıyor. Yine kaza algılama ki bu tabii... Asım Bey çok pardon, birazcık zamanımızı açtık. Yavaşça toparlayabilirsiniz, tabii, çok sevindim. Tabii, kusura bakmayın. Ben de aslında bitirmek üzereydim. Kaza algılama ile ilgili özellikle yaptığımız bir çalışma var. Burada da son projemizde kaza algılama ve gerektiğinde ambulans çağırma, ambulans hizmetine erişim gibi şeyleri sağlayabiliyoruz diyorum. Ve ben de teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için. Paylaşımı da sonlandırmak istiyorum izninizle. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Ben bir sonraki sunumu yapmak üzere sözü Berker Loğoğlu'na bırakıyorum. Kendisi zorlu koşullarda otonom sürüş sunumunu gerçekleştirecek. Teşekkürler. Hemen paylaşıyorum ekranımı. Tamam değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok herhalde. Evet, görebiliyoruz. Herkese tekrar merhabalar. Berker Loğoğlu, Quartis'te bilgisayarlı görü ve makine öğrenme grup lideri olarak çalışmaktayım. Size çok kısaca aslında Quartis'ten de bahsetmek isterim. 2012 Nisan'da kurulmuş bir şirket. Otu Teknokent'te yer alıyoruz. Yaklaşık şu anda 48 kişiyiz. Ağırlıklı olarak bilgisayar ve elektronik mühendislerimiz var. Aslında yine çok ağırlıklı olarak diyebiliriz bilgisayarlı görü ve makine öğrenme teknolojileri ve çözümleri üzerine çalışıyoruz. Yani sadece aslında tek işimiz otonom sürüş değil. Son zamanlarda özellikle geniş alan gözetleme sistemleri de çalıştığımız konular arasında ya da yine ağırlıklı olarak savunma sanayine özellikle zor herkesin çözemeyeceği bilgisayarlı görü problemleri üzerinde çalışarak çözüm sunuyoruz. Yaklaşık 1,5 seneyi geçti. 1,5 senedir de otonom sürüş üzerine çalışıyoruz. Bunun bu aslında çalışmanın başlamasının çıkış noktası da yine aslında savunma sanayi. Savunma sanayi başkanlığımızla beraber kara araçları için yapay zeka destekli otonom sürüş sistemi geliştiriyoruz. Aslında şu anda tabii bir sivil bir araç görüyorsunuz karşınızda. İlk başlarken tabii ki hem testlerimizin kolaylığı için hem algoritmaların daha kolay test edebilmesi için sivil bir araçla başladık tüm testlerimize. Çok yakın zamanda ama tüm geliştirdiğimiz algoritmalar hem paletli hem de zırhlı kara araçlarında deploy olacak. Yani orada çalışmaya başlayacak ve yakın zamanda bu tip araçları da sahalarda görebileceksiniz diyebiliriz. Aslında amacımız savunma sanayimizde çok farklı zırhlı zırhsız araçlar da diyebiliriz. Yani çok farklı yerlerde uygulayabiliriz. Onlara entegre olması bu sistemin diyebiliriz. Şimdi zorlu koşullardan bahsetmeden önce aslında çok önemli bir kavramdan bahsetmek istiyorum size. Çünkü bu kavramı birazdan kullanacağım, hani ne olduğu bilinsin isterim. HTMAP denilen bir kavram aslında otonom sürüşte. Şimdi takip ediyorsanız aslında dünyada önde gelen şirketlerin çoğu, işte Waymo olabilir, Cruise olabilir, Zoox olabilir, Argo olabilir, Aurora olabilir...
Tekin Bey de bahsetti bunlar da bu şirketlerden. Birçoğu aslında özellikle şehir içi tabii ki senaryolar için HDMap denilen bu özel haritaları kullanmakta. Bu özel haritalar santimetre hassasiyetinde yine LIDAR dediğimiz lazer ölçüm sensörleriyle alınmış verileri kullanan özel haritalar. Bu haritaların içerisinde sadece etrafın 3 boyutlu haritası değil, aslında etrafta olabilecek tüm her şey, yani ışık, herhangi bir şey, trafik işareti, şerit, şeritin ortası, kavşak bilgisi, nereden gidebilir, her şey bu harita içerisinde tanımlı. Öyle olunca aslında neredeyse bu şehir içi, yani bu tip haritalarda neredeyse bir tren gibi, sen rayında gidiyormuş gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani bu işi kolaylaştırmak için yapılan çok özel bir harita sistemi diyebiliriz bu HDMap'ler. Şimdi neden bahsettim bu HDMap'ten? Çünkü eğer off-road bir yerde çalışmak istiyorsanız, yani gerçekten yol dışı senaryolarda, tipik olmayan yerlerde çalışmak istiyorsanız ve ne zaman nerede çalışacağınız da belli değilse, oralarda sizin HDMap'iniz kesinlikle olmayacak. Kimse size buranın haritasını çıkartmış olmayacak. Çünkü bu haritalarda dünyadaki çok büyük şirketler tarafından çıkartılıyor şu anda da. Mesela Here, TomTom gibi böyle, hani daha önceden duymuşsunuzdur, harita üreticileri bu yeni nesil haritalar üzerine çalışıyor. Ama siz yol dışı bir senaryoda çalışacaksanız, operasyon yapmak istiyorsanız, burada otonom gitmek istiyorsanız böyle bir haritanız olmayacak. Yine bu off-road senaryolarda yol olmayacak. Yani yolunuz bildiğiniz asfalt, dümdüz böyle önünüzde bir alanınız olmayacak. Ve GPS de olmayabilir bu tip senaryolarda. Özellikle mesela maden sahalarında. Yine buralarda harita olmayacak. Yine çok zorlu yol koşulları olacak. Ve özellikle tünel ya da hani tünel gibi yerlerde ya da yerin altındaki maden sahalarında herhangi bir şekilde GPS de olmayacak. GPS sinyali olmayacak. Takdir edersiniz ki GPS sinyali aslında aracın lokalizasyonu için önemli bir faktör. Ama tek değil, birazdan neden olmadığını da konuşacağız. Yine askeri senaryolarda tabii ki yine özellikle operasyon sahalarında, sınır bölgelerinde, çatışmalarda aslında sizin GPS bilgileriniz bastırılabiliyor, cem edilebiliyor. O yüzden aslında askeri operasyonlarda da olmaz, yani en önemli koşullardan biri GPS sinyalinin olmadığı durumlarda yine operasyon yapabilmeniz. Yine tabii ki bu tip operasyon sahalarında da herhangi bir şekilde önceden çıkartılmış HDMap denilen kavramların olması söz konusu değil. Ayrıca bir diğer zorluk da genelde daha dinamik bir ortam olması ve aslında belki yine duymaya başlamışsınızdır, sürü kavramlarının, sürü İKA oluyor burada aslında, sürü sistemlerinde başlıyor olması diyebiliriz. Biz peki Quartis olarak neyi hedefliyoruz? Biz evrensel otonomi denilen bir kavramı hedefliyoruz Quartis'te. Buradan kastımız da GPS'ten bağımsız operasyon. Bu HDMap denilen kavramlardan, haritalardan bağımsız operasyonu hedefliyoruz. Ve olabildiğince, yani her şartta diyebileceğimiz, yani her hava şartında mutlaka çalışacak sistemler hedefliyoruz. Çok ideal olmayan yol koşullarında, yani böyle asfalt, bildiğimiz dümdüz asfalt olmayan ya da böyle bir işte çamur olabilir, toprak yol olabilir, mıcır yol olabilir, her farklı farklı yerlerde çalışacak sistemler hedefliyoruz diyebiliriz. Çok kısaca bahsedeceğim, bu biraz göz korkutucu olabilir aslında ama bu bir otonom aslında sürüş sisteminin mimari yapısı diyebiliriz. Onlarca aslında alt sistemden oluşmakta, gerçekten komplike bir sistem diyebiliriz. Dünyada da bununla uğraşan şirketler, yani artık normal büyükleri binler mertebesinde diyebiliriz yani. Ben de gururla söyleyebilirim ki Türkiye'de tüm bu otonom sürüş mimarisinin yazılımının tamamında çalışıyoruz biz de. Bu mimaride şöyle aslında bakabiliriz. Aşağıdan yukarı doğru bir akışımız olacak. İlk önce sensörlerle başlayacak tabii ki. LIDAR, radar, kamera, IMU,
ve farklı sensörler olabilir. Bu sensörleri ilk önce tabii ki bir almanız gerekiyor buradaki verileri. Sonra kalibre etmeniz gerekiyor. Bunları senkronize etmeniz gerekiyor ve daha sonra bunları algılama algoritmalarınıza vermeniz, beslemeniz gerekiyor. Bu algılama algoritmaları aslında etrafınızda neler var, hangi nesneler var, nerede, hangi hızda gidiyor, bunların sınıfları ne gibi bilgiler veriyor. Ve de aslında eğer dinamik yerlerde bu nesnelerle herhangi bir şekilde çarpışmak istemiyorsanız mutlaka tüm dinamik nesneleri takip etmeniz ve gelecekte nerede olduğunu tahmin etmeniz gerekiyor. Bir diğer husus da lokalizasyon. Tabii GPS'iniz varsa lokalizasyonu bir şekilde ona güvenebilirsiniz ama hem GPS'in hassasiyeti çok kötü olabilir hem de GPS olmayabilir. Bu tip durumlarda da aslında bundan da daha detaylı bahsedeceğim. Simultaneous Localization and Mapping denilen eş zamanlı konumlandırma ve haritalama algoritmaları devreye giriyor. Bu tip algoritmalarla konumunuzu bilmeniz gerekiyor dünyadaki. Şimdi etrafınızı algılıyorsunuz, konumunuzu biliyorsunuz. Etrafınızı algıladıktan sonra siz nerede doluluk var, nerede boş var, nereye hareket edebilirim, o bilgileri süzdükten sonra artık planlıyorsunuz. Yani hangi davranışı yapmanız lazım, hangi manevrayı yapmanız lazım, hangi trajektörüyü çıkartmanız lazım, bunları planlıyorsunuz ve en sonunda da aracı kontrol ediyorsunuz diyebiliriz. Kısaca özetle böyle açıklayabilirim. Peki hep duyuyoruz yani kamera, lidar, radar gibi sensörleri duyuyoruz. Neden peki bu sensörlerin hepsine birden ihtiyacımız var? Yani sadece bazılarını alsak olmaz mı? Bu soruna Elon Musk'a soracak olursanız var. Yani lidarsız yapılabilir. Sadece kamera ve radarla yapıyor Tesla. Ama tam olarak aslında level 4 ya da level 5 yani yapabiliyor mu? Hayır, yapamıyor. Yapabilecek mi? Zor. Bunun sebebi de her sensörün iyi olduğu, kötü olduğu şeyler var. Yani kamera evet ucuz, çok yüksek çözünürlüklü, evet yapay zeka algoritmaları çok iyi çalışabiliyor üzerinde. Ama ışıktan çok etkilenebiliyor, hava koşullarından etkilenebiliyor. Herhangi bir şekilde stereo kullanmazsanız ya da yine yapay zeka kullanmazsanız direkt olarak size 3 boyutlu bilgi vermiyor. Ama endirekt olarak verebilir tabii ki. Onun dışında radar mesela kötü hava koşullarında kar, sis, yağmur, toz, duman bu tip şeylerin hepsinde çok size güvenilir bir şekilde veri sağlayabiliyor. Ama onun da çözünürlüğü düşük. Lidar ise çok detaylı, çok yani saniyede milyonlarca size 3 boyutlu nokta veriyor. Bu bilgi de aslında çok değerli bir bilgi diyebiliriz. Hiçbir şekilde ışığa ihtiyacı yok. Yani zifiri bir karanlık bile olsa yani sizin yani far bile ihtiyacınız yok. Farınız bile olmasa etraftan 3 boyutlu bilgisini alabiliyorsunuz diyebiliriz. Yalnız lidarların tabii ki bir dezavantajı çok pahalı olmaları. O yüzden zaten Tesla'da kullanmıyor araçlarında lidarı. Yani birkaç sene öncesine kadar 10 binlerce belki yani 100 binlerce dolara mal olan lidarlar. Neyse ki son zamanlarda artık birkaç bin dolarlara ve muhtemelen önümüzdeki 1-2 senede birkaç yüz dolarlara düşecek ve aslında şu anda da çok lüks araçlarda bu lidarların ilk versiyonlarını görmeye başladık. Çok yakın zamanda da artık yani bu iş otonom sistemler iyice yayıldığında yani ADAS'tan daha yukarıya doğru çıkmaya çalıştığında bu lidarları da tüm araçlarda görmeye başlayacağız diyebiliriz. Sensör füzyonu aslında şeyle başlıyor, yani kalibrasyonla başlıyor diyebiliriz. Burada da onu görüyoruz. Yani sensör füzyonu aslında çok geniş bir konu. Hani onun çok teknik detaylarına girmeyeceğim ama burada mesela sol tarafta kamerayla lidarın üst üste bindirilmiş görüntüsünü görüyorsunuz. Sağ tarafta da lidarlar bu sefer radar datasının üst üste bindirilmesini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi radar dataları yani sadece onlarca iken lidar datası milyonlarca veri var ve bu veriler üst üste bindirilerek aslında yani uzayda yani 3 boyutlu uzay gibi uzayda aynı yerden gelmesi sağlanarak aslında farklı farklı bilgileri taşıyarak bize çok daha gürbüz çok daha fazla bilgi veriyor diyebiliriz. Yani çok daha gürbüz bir sistem haline getirebiliyoruz. Güvenilir bir sistem haline getirebiliyoruz diyebiliriz. Şimdi kötü hava koşullarından biraz bahsetmek isterim.
Bunları çok fazla göremezsiniz dışarıda. Yani böyle kötü hava koşulları nasıl çalıştığını ama sol tarafta su sepkendi galiba bu. Birkaç hafta önceki kötü Ankara'da çekildi bu görüntüde. Kamera görüntüsünü görüyorsunuz. Sağ tarafta da lidar görüntüsünü görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında bu yağmur taneleri bile lidarda inanılmaz bir şekilde gürültü haline gelebiliyor. Ve bu normalde bu gürültüde bu sensör, yani bu böyle gürültülü bir ortamda çalışması algoritmaların çok mümkün değil. Biz de tabii ki bu gürültüyü minimize etmek için birçok aslında algoritma üzerinde çalışıyoruz. Burada aslında temizlenmiş görüntüyü görüyorsunuz. Artık böyle çok tek tük kalıyor diyebiliriz lidar üzerindeki etkisi bu verinin. Yine aslında burada da bir başka video oynatacağım. Bu sefer de kar altında. Yine gördüğünüz gibi kar taneleri bu lidar dediğimiz aslında on binlerce dolarlık sensörü nasıl etkilediğini görebiliriz. Ama bizim geliştirdiğimiz algoritmalarla bu en kötü hava koşullarında bile çalışacak şekilde bütün bu gürültüyü temizleyip otonom sistemin kullanımına sunabiliyoruz diyebiliriz. Tamamen bizim geliştirdiğimiz algoritmalarla oluyor. Burada yine bizim algılama çıktılarımızı görüyorsunuz. Burada şimdi birkaç aşamalı bahsedeceğim. Şimdi sol üst köşede mesela iki boyutlu nesne tespiti, şerit tespiti, sol altta semantic segmentation denilen kavramsal bir ütleme, yani artık her bir piksele bile bir değer verme, bir ne olduğunu, onların ne anlama geldiğini söyleme algoritmaları çalışıyor. Sağ tarafta da üç boyutlu, yani lidardan aslında üç boyutlu nesne tespiti algoritmalarımız, nesne takip algoritmalarımız ve bunların gelecekteki tahmin algoritmalarının çıktılarını görüyorsunuz. Buradaki algoritmaların çoğunu aslında yapay zeka temelli diyebiliriz. Özellikle şerit, iki boyutlu nesne, kavramsal bir ütleme, üç boyutlu bulma tarafları yapay zeka temelli. Yine bir başka örnek görüyorsunuz. Bu da yine ODTÜ'de çekilmiş görüntüler. Bizzat bizim sensörlerimiz tarafından. Şimdi başka da bir video halinde de oynatmak isterim. Yine hem kavramsal bölütleme sonuçlarını, hem iki boyutlu nesne, hem üç boyutlu nesne tespiti sonuçlarını görebilirsiniz. Burası bizim ODTÜ Teknokent içerisinden alınmış bir görüntü. Hatta burada şu anda yağmur da yağıyor. Yani burada aslında aracın etrafını nasıl gördüğünü görüyorsunuz şu anda. Şimdi biraz önce Tekin Bey bahsetti aslında. Long tail effect denen bir şey var. Yani siz her şeyi yapay zekayla yaptığınız zaman gerçekten aslında o kadar zorlu case'ler var ki hiç görmeyeceğiniz ya da göremeyeceğiniz. Gerçekten bu yapay zeka sisteminin kandırılabilir ya da çok zorlandığı case'ler olabilir. Mesela özellikle şu şeyi görüyorsunuzdur belki, dışı metal kaplamalı bir tır var, ayna gibi dışarısı ve üzerinde bir araç var. Yani belki onu araç olarak da algılayabilir yapay zeka sistemi eğer sadece kamera kullanıyorsanız. Ama kamera kullanmıyorsanız, sadece kameraya güvenmiyorsunuz ve radar ve lidarınıza güveniyorsunuz, yani sadece 3 boyutlu da bilgi alıyorsanız, aslında o yapay zeka algoritmanın kandırılması yine zor diyebiliriz. Ama o zaman da sadece yapay zeka kullanmış olmuyorsunuz. Ona da geleceğim. Yine bu long tail effect aslında gerçekten sıkıntılı bir konu. Çünkü gerçekten milyonlarca, milyarlarca dataya ihtiyacınız var aslında bunlardan kurtulmak için. Tesla'nın biliyorsunuz yani yüz binlerce arabası sahada ve şu ana kadar da milyarlarca kilometre sürüş almış durumda ve bunların bütün verileri kullanılıyor. Yine bu long tail effect aslında şu son zamanlarda çözülmeye çalışılan bir problem. Bu da aslında çözülmesi için, hani merak edenler varsa, yapay zeka algoritmalar içerisinde active learning, yani aktif öğrenme denilen bir kavram. Bu kavramla aslında bu zor ve uç case'lerin üstesinden geliniyor. Bu konuya ben çok girmeyeceğim şu anda. Eğer merak edenler varsa Tesla'nın otonom sistemlerinin başındaki Andre Karpati'nin videolarını izleyerek aslında bu problemi nasıl çözmeye çalıştıkları hakkında bilgi sahibi olabilirler. İzleyenlere bunu tavsiye ederim. Dediğim gibi yani bu long tail efektten dolayı, yine Tekin Bey'in bahsettiği problemlerden dolayı
Biz hiçbir zaman sadece yapay zeka algoritmalarına güvenmiyoruz. Mutlaka yine Tekinmen'in dediği gibi en kritik petimizde mutlaka deterministik yöntemler de var. Ya burada onu görüyorsunuz aslında. Sol tarafta kamera görüntüsü, sağ tarafta da bizim doluluk haritası dediğimiz aslında. Etrafta hangi engeller, yani nerede engel var bilgisini çıkarttığımız occupancy grid map denilen şeyin çıktısını görüyorsunuz. Yine bir ara çıktığımızı görüyorsunuz. Burada mesela biraz daha sağ öndeki üç boyutlu algılama bulamayacak ama hiç önemli değil. Çünkü biz onu zaten normal klasik yöntemlerle, klasik bilgisayarlı görü yöntemleriyle bulduk. Ve etraftaki, yani çarpmamız gereken bütün nesneleri sınıfından bağımsız her şeyi çok akürt bir şekilde, doğru şekilde bulabiliyoruz. Ve kesinlikle yani bunu yapmazsak zaten, yani sadece yapay zekaya güvenirsek sonuçta sıkıntılı durumlar olabilir. Onun dışında son bahsetmek istediğim konulardan biri de simultaneous localization and mapping. Bu da aslında bu GPS denied problemleri için üzerinde çalışılması gereken dünyada robotik, özellikle robotik üzerine çalışanların çok iyi bildiği bir kavramdır. Aynı anda hem etrafın üç boyutlu haritasını çıkartıp hem de kendi konumuzu çıkarttığınız bir algoritmadır. Bu da bizim üzerinde çalıştığımız konulardan biri diyebiliriz. Burası da zaten Teknokent'in otoparkı şu anda görüyorsunuz. Son olarak sözümü bitirmeden önce yaptığımız otonom sürüşlerden bir video paylaşmak isterim. Burası ODTÜ'nün içerisindeki ormanlar var burada. İnsanların koşuya falan gitti, spor yaptığı. Oralarda test ediyoruz bazen. Toprak sahalar da var buralarda. Oralara da giriyoruz. Oralarda sistemlerimiz ediyoruz. Trafiğe çok fazla çıkmıyoruz bu aralar ama çok yakın zamanda ona da çıkacağız. ODTÜ'nün içerisinde çıkıyoruz diyebiliriz zaman zaman. Burada yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz otonom sürüşlerden birini görüyorsunuz. Yine çok istemesek de bazı demolar için güvenlik sürücüsünü de çıkarttığımız bir test sürüşünü görüyorsunuz. Burada da yani şu an işte engeller koyuyoruz, engellerden sakınıyoruz, gidiyoruz, önümüzde bir engel olduğu zaman duruyoruz gibi düşünebiliriz. Çok daha komplike demolar, çok daha advanced demolar çok yakın zamanda gelecek. İnşallah bir dahaki görüşmemizde de çok daha detaylı otonom sürüşlerle sizinle beraber olacağımızı düşünüyorum. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ederim herkese dinlediği için. Biz de çok teşekkür ederiz Benker Bey. Ben şimdi sözü Tuğba Hanım'a bırakmak istiyorum. Tuğba Elmacı HP'den. Kendisi seyahat ederken dinlenmek mümkün mü isimli sunumu yapacak. Merhaba, çok teşekkürler. Ekranımı paylaşayım. Bu arada ben Tuğba Elmacı, Hewlett Packard Enterprise Teknoloji Çözümleri şirketinde veri tabanlı projeler elçisi olarak çalışıyorum. Yani isim çoğunlukla müşterilerimizin yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri projelerinde yardım etmek şeklinde oluyor. Aynı zamanda HP Esmeral yazılım portföyünün de CERTA adını verdiğimiz Central Europe, Russia, Turkey, Afrika bölgelerinden oluşan bölgedeki, aslında CEO'daki teknoloji liderliğinden ve kategori yöneticiliğinden sorumluyum. Şöyle ekranımı şu an görebiliyorsunuz umarım. Görebiliyoruz. Tamam. Başlayabilirim. Hem de biraz da süremizi daha sanırım tasarruflu kullanmanız gerekecek. Şimdi önce ben şuna değinmek istiyorum. Otonom araçlar, bağlı araçlar, bunların getirdiği ve gerektirdiği teknolojiler, her şeyden bahsediyoruz. Ve şanslıyız ki teknolojinin bu hale geldiği ve hala hızla evrilmekte olduğu bir dönemdeyiz. Peki biz buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Kök nedenlerini biraz tartışarak başlamak istiyorum ben. Her şeyden önce trafik yoğunluğu. Bir türlü başa çıkamadığımız, navigasyon uygulamalarıyla köşe bucak şehir içerisinde kaçtığımız bir hayatımız var ne yazık ki. Öte yandan trafik kazaları çok fazla. Örneğin geçen yıl Türkiye'de trafik kazalarında sadece 5.473 kişi hayatını kaybetti. 283.054 kişi ise yaralandı. Kaldı ki bu bilançonun bir önceki yıla göre %4.9 azaldığı şeklinde yorumlanıyor TÜİK istatistiklerine göre ve pandemi nedeniyle bu azalmanın gözlemlendiği raporlanıyor.
Öte yandan lojistik ve ulaşım maliyetlerini yönetmek çok zor. Daha önceki sunumlarda kamyonların otonom sürüşüyle ilgili bahsi geçtiği gibi Metin Bey dinlemiyorsam, pardon Tekin Bey'di. Tekin Bey'in bahsettiği gibi lojistik tarafında aslında ülkemizde hani yakıt fiyatları malum, öte yandan karayollarının kullanım, ücret, bedelleri, bakımları her şey dikkate alındığında aslında karayolu ulaşımı özellikle lojistik alanında maliyetli bir iş koluna denk geliyor. Dolayısıyla orada da bazı maliyet sorunlarını çözmek gerekiyor. Öte yandan bireysel ulaşım ve seyahati düşündüğümüzde de aslında uzak mesafelere zamanı daha verimli kullanabilmek için havayolu şirketlerinin vasıtasıyla uçakla seyahat etmeyi tercih ettiğimiz için yine ulaşım bireysel çapta baktığımızda da yine maliyetli oluyor. Öte yandan park ve alan problemlerimiz var. Yani araçlarımızı park edebileceğimiz alanlar oldukça kısıtlı. Bu nedenle her yeni konut projesinin altına 3-4 katlı otoparklar inşa etmeye çalışıyorlar. Ve ne yazık ki park bahçe olmasını dilediğimiz alanlar otoparka dönüşebiliyor. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde bu problem söz konusu. Bir de seyahat konforuna daha çok ihtiyacımız var. Artık sene oldu 2021, daha rahat yolculuk yapabiliyor olmamız lazım. Daha konforlu bir şekilde seyahatlerimizi tamamlayabiliyor olmamız lazım. Şimdi kısaca aslında bu sunumun ben aslında büyük kısmında neden ihtiyaç duyuyoruz, nasıl faydalanabiliriz, bizim için, toplum için, kurumlar, insanlar için faydaları neler olabilir bağlı ve otonom araçların, bunlara yoğunlukla değinmek istiyorum. Ancak kısa kısa da arkasındaki mimari neye benzer ve biz HP olarak bu mimarinin neresindeyiz, ondan da iki noktada bahsedeceğim. İlki geliyor bağlı araç ortamı olarak. Yani bağlı araç dediğimiz ortam aslında teknik altyapı olarak ciddi bir sistem yatırımını gerektiriyor. Dolayısıyla araç üzerindeki uçta çalışan cihazlar, sensör verileri ve her türlü araçta toplanabilen veri aslında ilgili otomotiv şirketinin, örneğin Mercedes diyelim, Mercedes araçlarının topladığı sensörler ve diğer işte dış harici sistemlerden toplayabildiği veriler, trafikte okuduğu levha ve benzeri veriler, bunların hepsi şirketin data lake'ine, yani veri gölüne aktarılıyor. Veri gölünde data anlık olarak, gerçek zamanlı olarak işlenecek sıcak data, near real time işlenecek ılık data ya da daha sonraki gelecek amaçlar için işlenecek soğuk data olarak veri gölünde, aslında şuradaki alanda diyebiliriz, farklı kaynaklara aktarılabilir. Ve aktarıldıktan sonra bir de bunun veriyi işleme kısmı var. Veriyi işlemeye başlamadan önce aslında çok çok daha ön adımlar var. Veriyi segmente etme, farklı alanlara ayırma ve elleşleme öncesindeki başka işlemler. Dolayısıyla önce bir pre-processing'den geçiyor, ardından asıl hızlı bir şekilde proses gücünü sağlamamız gerekiyor. Şimdi bu aşamada biz HP olarak başlangıçtan bu ana kadar anlattığım kısımda şu şekilde varız. Network ürünlerimiz var, Aruba çözümleri, bağlı teknolojiler ya da işte akıllı şehirler gibi yine aslında bağlı teknolojilere içeren yapılarda kullanılabilecek Aruba çözümlerimiz var. Bunun haricinde bağlı araç üzerinde kullanılabilecek ve açık ortamda da kullanılabilen, açık havada da kullanılabilen Edgeline ürün ailemiz var. Bunlar Edgeline ürün ailesi anlık olarak training ve inference yapabilen, süper hızlı çalışan aslında sunucular. Veri merkezi tarafına ya da data lake kısmına baktığımızda buralarda sunucu olarak da Apollo ailesini konumlandırıyoruz. Yüksek performans alabilmek için Apollo 6500 örneğin oldukça başarılı bir sunucumuz. Makine öğrenmesi tarafı ve diğer veri analitiğine gelecek olursak, bu büyük verinin aslında analitiğinin gerçekleşmesi için ve arka planda diğer ERP sistemleri, CRM sistemleri ve pek çok diğer teknik uzman sistemle beraber çalışabilmesi için ciddi bir data platformuna ihtiyaç var. Veri yönetimi, daha doğrusu platformuna ihtiyaç var. Bu veri yönetimi platformunun içerisinde büyük verinin işlenmesi, toplanması ve düzene koyulması söz konusu. Öte yandan anlık olarak gelen verinin analitiğinin sağlanması, daha sonraki amaçlar için aslında BI tarafının kurulması ve raporlamaya müsait hale getirilmesi kısmı var. Makine öğrenmesi tarafında yine bizim mesela Esmeral ailesinden, yazılım çözümlerimizden MLOps adlı çözümümüz var. MLOps çözümümüz genel olarak, yani çok temel bir şey, çok basit bir tanımla, şirketlerin örneğin bağlı araç ya da otonom araç ortamında makine öğrenmesi amacıyla
geliştirdikleri, oluşturdukları bütün modellerin repozitör olarak tutulduğu, simülasyona sokulduğu ve daha uzun vadede farklı amaçlar içinde kullanılabileceği bir alan yaratan bir ürün. Mesela burada da bunu konumlayabiliyoruz. Yani biz şöyle söyleyeyim, donanım olarak, yazılım olarak ve de bunların sağlıklı bir şekilde çalışması kurulum ve aslında satış sonrası her türlü desteği verebilmek adına yönetilmiş hizmetler olarak 3 temel başlık altında otonom araç hikayesinde ve bağlı araç hikayesinde varız. Yani uzun lafın kısası, bağlı araçta da otonom araçta da ciddi bir veri yönetimi söz konusu ve burada çok fazla aslında öğe var, network bir öğe, veri işleme, sunucular bir öğe, storage, high-end bir storage'e ihtiyaç bulunabilir. Burada bir öğe, mission critical olarak kullanılacağı alanlar var ya da business critical olarak kullanılacağı alanlar var. Dolayısıyla böyle ciddi bir IT altyapısı demek aynı zamanda, bağlı araç demek. Şimdi kolaylıklara geçelim. Daha bence gözle görünecek, yani şu anda da görünmeye başlayan kısmından bahsetmek istiyorum. Trafikten kaynaklı stresin azalmasını sağlamasını bekliyoruz. Çünkü erken uyarılarla ya da örneğin trafiğin yoğunlaştığı yerlerden anlık olarak bilgi alabilirsek ya da yol çalışmaları, kazalar gibi durumlarla ilgili vakitince bilgi alabilirsek aslında buna göre trafiğe çıkma ihtimalimizi ya da belli bir rotayı kullanmama ihtimalimizi belirleyeceğimiz için yolculuğun bizim için daha az stresli olmasını sağlayabiliriz. Örneğin bu bir bağlı araç simülasyonu diyebilirim aslında kısaca. Burada ileride trafik olduğunu belirtiyor. Böylece sürücü belki ilk çıkıştan kaçıp trafiği hemen egale edecek ya da gecikeceğini gideceği yere haber verecek. Başka bir faydası ise erken uyarı sistemleriyle kazaların önlenmesi. Bu ciddi manada çok fazla erken uyarı sistemi var, çok çeşitli. Daha önce de bahsedildi benden önceki sunumlarda. Bir iki tanesine değineyim ben isterseniz. Bu örneğin Ford'un bağlı aracının sürücü kokpitindeki uyarı ekranı. Diyor ki yakında bir kavşakta bir araçla karşılaşacaksın, dikkatli ol diye bir uyarı veriyor. Ve o anda yandaki yoldan çıkan bir scooter kullanan birini görüyoruz. Dolayısıyla araç bunu bildiği için araçtaki sürücü yavaşlıyor ve diğer aslında şeyin aracın, scooter'ın burada araç, onun geçmesine müsaade etmiş oluyor. Ya da park halindeki ya da duraklama halindeki aracın hareket edeceği noktadan yönüne göre aslında uyarılar var yine yola çıkmadan önce. Dikkat, araç geliyor, çarpabilirsiniz gibi. Şu anda gerçi mevcut araçlarda da var bu. Geri geri çıkarken eğer park alanından, yani birçok araçta var. Geri geri çıkarken arkadan başka geçen araç ya da hareket halinde bir obje aslında fark ettiğinde uyarıyor. Ancak bu bağlı araç teknolojisinde çok daha aslında accurate, çok daha net bir bilgiyi veriyor. Çünkü zaten yaklaşmakta olan ve sinyal yayan bir aracın varoluşunu ve gelişini size aslında teyit ediyor. Dolayısıyla sensör yanılması gibi bir net olmayan bir durum ortadan kalkıyor. Aynı şekilde ileriye doğru harekette bu olabilir diyor. Burada örneğin yeşil araç kavşakta bir hareket asistanı çalışıyor ve diyor ki bir çarpışma olabilir. Dikkat et diyor. Bunu neye dayanarak söylüyor? Yeşil ve beyaz diğer araçların hareketinden haberdar olduğu için söylüyor. Sonra yeşil araç bekliyor ve yoluna devam ediyor. Bu şekilde mesela sıradaki örnekte de bölünmemiş yolları düşünelim. Böyle yollarda ağır taşıtların arkasında kaldığımızda genellikle sollama ihtiyacı duyuyoruz. Daha hızlı bir şekilde yolculuğumuza devam etmek için. Ancak bağlı araçlar söz konusu olduğunda bu bölünmemiş yolda gelmekte olan aracın haberini verip bizi aslında riskli hareketlerden koruyabilir. Bir diğer yol güvenliği ile ilgili aslında erken uyarı sistemi, o da şu. Bu görselde şu en üstte gördüğünüz motosiklet ani bir fren yaparsa arkasındaki bütün araçlar sırasıyla uyarılıyor. Anlık olarak uyarılıyor, daha doğrusu sırasıyla demeyeyim. Dolayısıyla kırmızı araç, biz kokpit bilgisini görüyoruz. Çok daha ileride bir ani fren olduğu uyarısını veriyor. Bunun gibi uyarılar da hayat kurtarıyor. Başka bir bilgi daha, örneğin kör nokta uyarısı. Kör nokta uyarısı sistemi şu anda neredeyse tüm araçlarda var. Zaten yan aynalarında uyarılar var, küçük lambalar var. İşaretlerle aslında kendimizi koruyoruz kör noktadan. Ancak buradaki şey yine aslında sensör verisine güvenmekten ziyade
yaklaşmakta olan aracın yaydığı sinyali, yani daha gerçek bir bilgiye dayanarak sürücüyü uyarabiliyor. Ya da bir diğer avantajı diyelim, hava durumundan faydalanma. Şöyle ki, hani nasıl ki biz navigasyon uygulamalarında bir bölgede çok fazla araç varsa orayı kırmızı görüyoruz. Tıpkı bunun gibi bir bölgede ne kadar çok araçtan belli bir spesifik bir paterni olan bir hava durumu bilgisi toplanıyorsa, o bilgiye göre o bölgede yağmur var, kar var, yerde buzlanma var yolda şeklinde zemin ya da hava bilgileri toplanabiliyor. Dolayısıyla bu bilgileri diğer araçlar bu bilgileri dikkate alarak hareket edebiliyor. Tabii böyle bir şeyin olabilmesi için, aslında bu bağlı araç teknolojisinin kullanılabilmesi için temelde şöyle bir şeye ihtiyaç var. Ciddi bir network altyapısı ve ilgili yerel yerleşim alanında, yani yerel yönetimce olabilir ya da devlet tarafından belki yapılan bir proje olabilir. Tıpkı bir smart city'nin küçük bir örneği gibi, şurada göstermek istediğim size. Alıcılar olması gerekiyor. Alıcılar olması gerekiyor ki araçlar karşılaştıkları yağmur, kar vesaire hava bilgisini paylaşabilsin bu alıcıyla. Sonra bu alıcının da bu bilgiyi diğer sürücülere dağıtması gerekiyor. Aynı zamanda verici hizmeti yapması gerekiyor. Öte yandan bu başka neyse yarayabilir. Araçların topladığı bu bilgiler ulaşım yönetimi sistemleri tarafından ya da organizasyonları ülkeden ülkeye değişebilir tarafından. Aslında bu yollarda gördüğümüz işte FSM yoğun, şu köprü akıcı, bu köprü yoğun gibi gördüğümüz bilgileri aslında güncellenmesinde çok faydalı olabilir. İleride buzlanma var, lütfen yavaşlayın gibi uyarılar karşımıza çıkabilir. Hatta yapay zeka ile bu toplanan sinyallerin frekansına, sıklığına ve gerçekliği bir şekilde test edilerek aslında bu billboardlardaki yazılar bizzat çalışan, operasyon çalışanları kişiler tarafından değil de bir yapay zeka modeliyle otomatik olarak da bu billboardlara yazılabilir. Öte yandan bir güzel örnek daha, bu çevre dostu kısmı bağlı araçların. Şimdi yollarında bu kadar alan bulunan ya da çevre dostu yaşam tarzını daha çok destekleyen ve altyapısını buna göre düzenleyen şehirlerde diyelim, yeşil şeritler olabiliyor. Türkiye'de olsa bu muhtemelen sol şeritte olmazdı. Çok sağ şeritte olabilirdi. Ancak bu sol şeridin, yani yeşil şeridin anlamı şu. Bu öyle bir şerit ki o şeride girdikten sonra herkes belli bir hız limitine uyuyor. Bunun çevre dostu kısmı neresi diyeceksiniz? Sabit bir hızda gidildiği sürece aslında bir yakıt tasarrufu yapılıyor ve doğal kaynaklar, yani petrol kaynakları daha verimli kullanılıyor. Yani dolaylı bir hesap. Ancak ikincisi de daha önemlisi, daha sabit bir hızla gidildiğinde bildiğiniz üzere karbon emisyonu daha düşük seviyelerde kalıyor ve dolayısıyla küresel ısınmayı aslında yavaşlatmaya yönelik bir hareket gibi, bir eylem gibi düşünebiliriz. Öte yandan yine bir çevre dostu durum ise bağlı araçlarda şehir içerisinde yolculuk yaparken işte kavşaklara şu hızla girin, bu cadde boyunca şu hız limitini aşmayın, saatte 35'in üzerine çıkmayın gibi uyarılarla aslında hem kullanıcıların daha az yakıt tüketmesini, yakıt tasarrufu, yani ekonomik anlamda da tasarruf var, doğal anlamda da tasarruf var ve aynı zamanda yine daha çevreci bir aksiyon olmuş oluyor. Yine erken uyarı sistemlerinden biri, ileride bir kaza durumu, bir patlama, bir yol çalışması, herhangi bir durumu bildiren anlık uyarılar olabiliyor sürüş kokpitinde. Burada diyor ki mesela ileride bir problem var, lütfen şeridinizi değiştirin. Böylece bizim tıpkı hani İstanbul'da çok sık olur, bir kaza olduğunda geçerken bakmaya çalışanlar da kaza yapar. Onun gibi durumları hem önlemek hem de trafiğin akışını ve gidişatını bozmamak adına düşünülmüş bir özellik. Burada bakın, şeridini değiştirdi ve güvenle gidiyor. Bir diğer faydası ise erken uyarı sistemlerinin acil geçiş yapması gereken ve geçiş önceliği olan araçlar, işte polis otosu, ambulans, itfaiye gibi aslında o anda yolun boşaltılması gereken ya da açılması, ona bir yol açılması gereken durumlarda yine önceden uyarıyla, gördüğünüz gibi görselde, araçlar trafikte normal akışı halindeki araçlar duruyor ve ambulansa yol veriyor. Mobilite tarafındaki faydalarına gelecek olursak, burada da yine bir erken uyarı sistemi gibi düşünebiliriz aslında. Örneğin araçsız bir şekilde dışarı çıktınız, o gün toplu taşıma kullanarak bir yere gitmek istiyorsunuz. Bir mobil uygulama üzerinden aslında beklemekte olduğunuz duraktan
X nolu otobüsün ne zaman geçeceğini bilmek istiyorsunuz. Şu anda mesela İstanbul'da böyle bir uygulama var. Mobi İETT'nin otobüs hatlarını takip ettiğimiz bir uygulaması var. Ancak bağlı araç teknolojisiyle bunun üzerine bir adım, bu çıtayı bir tık yukarı taşıyacak şey de şu: gelen araç da benim o araca binmek istediğimden haberdar. Yani kişi bilgisi vermiyor, kişisel veriyi paylaşmıyor. Ancak bu durakta 3 kişi var, X otobüsünü bekleyen şeklinde veriyi X otobüsüne haber veriyor. Bu da mobil uygulama dolayısıyla oluyor tabii ki. Ve dolayısıyla otobüsler durağa yaklaştığında alması gerektiği kadar kişiyi alıp kimseyi geride bırakmadan yolculuklarına devam etmelerini sağlayabiliyor. Burada da keza o oluyor, otobüs yaklaşıyor. Aynı şekilde yine otobüsün içerisinden bir örnek vermek gerekirse, bazı duraklarda 1-2 dakika bekliyor ve sonraki duraklarda aktarma yapmak isteyen yolcuların bilgileri de güncelleniyor. Bu araç paylaşımına bir örnek. Araçları kolayca bulmamızı sağlıyor. Yani günümüzde bunu yapan birkaç firma var. Mobil uygulamalar üzerinden araç paylaşımı yapabiliyoruz ya da işte beraber yolculuk yapabiliyoruz. Ancak bu bundan biraz daha farklı olmakla beraber, işte az önce bahsettiğim ulaşım yönetim sistemi vardı ya, daha yerel idarenin kontrol edebileceği. Yine aynı platform ya da aynı arayüz üzerinden araç paylaşımının da takibinin yapılabilmesi, hem güvenlik anlamında kimle aracınızı paylaştığınıza dair herhangi bir güvenlik sıkıntısı olduğu takdirde takip edilebilir bir veri yaratıyor, hem de hayatı kolaylaştırıyor. Yaklaşıyor ve kişiyi alıyor. Bu diğer bir özellik. Kooperatif adaptif cruise control denen özellik. Bu trafik akışı düzenlenirken aynı zamanda konvoy tipi sürüşle yakıt tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Bu da mesela hem çevre dostu hem de aslında trafikte daha güvenli yolculuğu sağlıyor. Şeridin teki çok hızlı kullanılabilirken diğer şerit sabit hızla gitmek isteyen taşıtlara hizmet ediyor gibi düşünebiliriz. Yayalarla ilgili mesela güzel özellikler gelecek yine bağlı araçlarla. Şöyle ki, özellikle yaşlı ya da engelli olan, yaya olarak zorluk yaşayabilecek olan, limited, yani daha kısıtlı mobilitesi olan kimseler, yine bu aynı ön yüzü kullanarak aslında o anda karşıdan karşıya geçmek istediğini mobil uygulama aracılığıyla bir sinyal gönderebiliyor. Dolayısıyla bu kişi karşıdan karşıya geçmek istediğinde bu sinyal oluşuyor ve araç uyarı alıyor sürüş kokpitinde yaya geçecek diye ve duruyor ve yaya geçiyor. Burada da yine bir güvenlik önlemi söz konusu. Park kolaylığı ve zaman yönetimi faydası sunulacak ileride bağlı araçlar, öyle umuyoruz. Şöyle ki, şehrin içerisinde hareket ederken yani bütün araçların bağlı olduğunu ya da çoğunluğun bağlı olduğunu varsayalım. Park alanları zaten sinyallerle işaretli. Dolayısıyla buradaki park alanlarının dolu olduğunu zaten bilerek, boş bir alan varsa bile sürücünün gözünden kaçan sistem onu uyaracağı için kaçırmadan istediği şekilde park alanı bulabiliyor. Ya da bir otoparkın önünden geçerken oranın dolu olup olmadığı bilgisi yine bu sinyalizasyon üzerinden sağlanabiliyor. Örneğin burada kaldırım kenarında park serbest bir alan var. Şuradaki sarı nokta ve buradaki sarı noktanın önü birer park alanını sembolize ediyor anladığım kadarıyla. Ve bu alanların boş olduğu bilgisi oradan geçen araçlarla paylaşılıyor. Bir diğer faydası ise rotada daha, ya yani şunu demek istiyorum. İlk kez gittiğiniz bir yolculuğa çıktığınızda, özellikle de uzun bir yolculuksa, yol üzerinde bilmediğiniz alanlar olabilir. Farklı köprüler, geçitler, işte tren yolları, kesişen alanlar, güvenli geçmek ya da dikkatli olmayı gerektiren alanlar olabilir. Burada bize yardımcı olacak olan şey ne yine bağlı araçlarla? Anlık olarak siz bir navigasyon uygulaması gibi düşünün. Rotanızı girdikten sonra aslında size şu yolda buzlanma var, burada işte kar yağıyor, şurada çalışma var şeklinde rotanız üzerinde olabilecek aksaklıkları ya da dikkat edilmesi gereken noktaları sizinle anlık olarak gerçek zamanlı paylaşabilir sistemler, bağlı araçlardan aldığı verilere dayanarak. Otonom ortama gelecek olursak da burada yine bir mimarisinden bahsetmek istiyorum otonom araç ortamının. Şimdi sol tarafta gördüğünüz kısım bizim uç ya da edge dediğimiz, aslında verinin anlık olarak oluştuğu ve toplandığı alan var. Burada test taşıtlarımız olduğunu düşünelim. Farklı şehirlerde test taşıtlarımız olsun. Bu taşıtlar üretim bandından indikten sonra eğitimi başlıyor. Eğitimi tamamlandığına
karar verildikten sonra da tabii piyasaya sürülüyor. Ancak test sürecinde burada bir yoğun bir veri toplama süreci olacak. Bu toplanan yoğun veri tıpkı bağlı araçlarda da olduğu gibi data center'a iletilecek. Burada iyi bir veri yönetimi eforu var yine. Bunun için mesela şurada yeşil çizgili management kısmında anlatmaya çalıştık. Yani verinin yönetilmesi, yani şöyle söyleyelim. Yönetimi var. Bu verinin sanallaştırılması var. Farklı workstation'larda yine sanallaştırılması var. Computer aided design olabilir, yapay zeka ile ilgili bir workstation olabilir. Buralardaki sanallaştırmalar var. Yerel depolama var. Bu verinin backuplanması var. Bu verinin iflenmesi kısmı var. Yine bunlar design ve simülasyonlarla ilgili kısmı. Ve bunu CPU ya da GPU'larla yapmak gerekiyor. Tabii böyle bir compute gücü, bir processing gücü gerekiyor. Dolayısıyla high performance computing ürünleri dediğimiz ürün ailesine denk gelen çözümler olabiliyor. Yine Apollo serverları burada söz konusu olabiliyor. Bahsettiğim gibi high performance computing ürünleri burada yer alıyor. Ve depolama ürünleri de yine aynı şekilde bu data center mimarisi içerisinde yer alıyor. Ve bu yazılım olarak PLM yazılımı, Product Lifecycle Management yazılımıyla beraber çalışması gerekiyor. Dolayısıyla bunun tamamını aslında bir closed loop manufacturing olarak düşünebiliriz. Bunların hepsi bir arada üretim verisiyle, fabrikadan gelen üretim verisiyle birlikte, yani bir aracın by default hali hazırda sahip olduğu verilerle birlikte aslında bu otonom ortamda hepsinin beraber işlenmesi gerekiyor. Bunun için bizim HP olarak en katma değerli aslında özelliğimiz diyeyim. Hem ürünümüz hem özelliğimiz. Esmeral yazılım portföyünde bulunan container platformu. Container platformumuzla hem uygulama modernizasyonu yapabilirsiniz, hem DevOps süreçlerinizi takip edebilirsiniz. İş yüklerinizi ayrıştırabilirsiniz. Burada design için olan iş yükleriniz farklı tenantlarda çalışabilir. Yapay zeka ile ilgili diğer modellemeler ve smart özelliklerle ilgili iş yükleri farklı tenantlarda çalışabilirler. Dolayısıyla burada bizim HPE OneView ürünümüz ya da Central Management ürünümüzle aslında tek bir pencereden bütün veri yönetimine, verinin nasıl işlendiğini, nasıl depolandığını, nasıl saklandığını hepsine aslında ulaşabileceğiniz ve saklanan veriye de çok hızlı, çok kolay birden fazla lokasyondan anlık olarak ulaşabileceğiniz bir mimari sunmamız söz konusu. Dolayısıyla burada yazılım, donanım ve yine hizmet olarak varız. Peki otonom araçlar ne tür kolaylıklar sunacak? Şimdi çok akla ilk gelen şeyler, hem de aynı zamanda bunların birçoğu da, yani şöyle söyleyeyim, bu modelin neredeyse hepsi hala tartışmaya açık. Eminim hepimizin enteresan fikirleri ve yorumları vardır üzerine, ama ben benim dikkatimi çekenleri paylaşmak istiyorum. Şimdi birçoğumuz eskiden seyahat ediyorduk. Eskiden diyorum ama pandemi öncesi, yine seyahat edeceğiz umarım. Seyahat ediyorduk ve uzak mesafeli yolculuklar içinde çoğunlukla hava yolunu tercih ediyorduk. Ama bu keşmekeşin içinden geçiyorduk. İstanbul'da düşünün, havalimanına gitmeniz 1-1,5 saat en az. Ondan sonra havalimanındaki işlemleriniz 2 saat, 3 saat. Üstüne uçuş koyun, nereye gidecekseniz ona kadar bir süre. Ardından vardığınızdaki varış havalimanındaki işlemleriniz, check-out'unuz, oradan işte varmak istediğiniz son noktaya olacak yolculuğunuz. Dolayısıyla aslında çok da kısa olmayan ve fiziksel olarak oradan oraya koşturduğumuz bir seyahat düzenindeydik. Aslında belki de yani bunun gibi süreçleri ortadan kaldıracak ve şunun gibi bir şeye dönüşeceğini umuyorum. Yani otonom araç kendini sürerken, örneğin ben İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gitmek yerine bir örnek vermek istiyorum bunun için. Otonom araç olsa otonom araçla gider, yol sırasında da birlikte iş seyahati yapmam gereken arkadaşımla hazırlıklarımı tamamlayabilirdim. Belki bir toplantı yapabilirdim, belki bir raporun üzerinden geçebilirdim. Ve seyahat yorgunluğunun önüne geçerdi bu. Tek başına gidiyorsam ve bir gece yolculuğu yapıp sabah varmam gerekiyorsa belki uyuyabilirdim. Böyle göstermiş. Çok güzel görünüyor bu arada. Umarım bunları yaşayacağız. Dinlenebilirdim, kitap okuyabilirdim, başka bir yolculuk yapıyor olabilirim. İş seyahati olmak da zorunda değil. Zaman geçirebileceğim ve nitelikli zaman geçirebileceğim bir şeye dönüşebilirdi yolculuk. Kahvemi içip dinlenebilirdim ya da kutlamaları sonraya bırakmaz araçtayken tamamlayabilirdim. Bunun haricinde lojistik amaçlı kullanımında yine maliyet avantajı var.
Daha önce de bahsedildiği gibi kamyonlar arasında konvoy tipi sürüşle, platooning de deniyor. Konvoy tipi sürüşle aslında yakıt tasarrufu sağlanıyor. Çünkü belli sabit bir hızda yolculuk yapılmaya çalışılıyor. Ve tek elden yönetiliyor aslında bütün yolculuk. Dolayısıyla kaza riski de belli ölçüde azaltılıyor. Ve en önemli kısım işte yakıt ve otoyolların kullanılışı zaten. Buralarda maliyet avantajı sağlıyor. Bir diğer fayda ve son kolaylığı ise sürücü kaynaklı trafik kazalarının azalması. Daha tabii azalacağını umuyoruz. Yani ilk şöyle söyleyeyim, her yeni teknoloji gibi öğrenme aşamasındayken belli başlı aksaklıklar yaşanabilir. Ancak iyi test edilmiş araçlar piyasaya sürüldükten sonra hayatımızı daha gerçekten nitelikli bir ulaşım aktivitesi katmış olacak. Yani ulaşım gerçekten nitelikli bir aktiviteye dönüşecek bence. Daha az stresli olacak. Daha farkındalığı yüksek yolculuklar yapacağız. Çünkü örneğin bu yoldaki araçlar şu halka içerisinde olanların otonom olduğunu düşünelim. Otonom araç olduğunu düşünelim. Olmayanlar da var. Otonom araçlar otonom olmayan araçların da farkında olarak yolculuk yapabilecek. Ve dolayısıyla aslında şunun gibi enteresan problemler ortadan kalkacak. Otoyolda giderken bazen sürücüler birbirinden etkilenebiliyor. Yorgun ya da sinirli olabiliyor. Birbirine yol vermemek, birbirini sollamak gibi farklı davranışlara geçebiliyor. Yani farklı davranışlara bürünebiliyorlar. Dolayısıyla bunun gibi aslında trafiği olumsuz etkileyecek duyguları da biraz ortadan kaldıracağını umuyorum. Ve daha düzenli bir trafik sunabilir bize. Son olarak çok yani beni bütün bu sunum boyunca anlattığım her şeyi heyecanlandırıyor. Ancak bir çağa tanıklık ediyor olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. O da şu, çok yakın zamanda bir konuşma dinledim. Bu otonom sürüş ve araçların, taşıtların değişimiyle, dönüşümüyle ilgili. Tekerlek en ilkel seviyeydi. İnsan ya da hayvanların itme çekme kabiliyetiyle hareket ettirilen taşıtlardan sonra motorlu taşıtların gelmesi, yani makinenin insan sadece kontrolüne teslim edilmesi bir çığırdı. O çığır açıldı ve aşıldı. Şimdi ise artık sürücü olarak ya da komuta merkezi olarak insanın devreden çıkması ve bunu bir konfor unsuru ya da hayatı kolaylaştıran bir unsur haline getirmesi ise yeni bir çağa girdiğimizin işareti. Ben şahsen buna önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde giderek aktifleşecek ve çoğalacağını hesaba kattığımda otonom bir araca binme şansım olduğunu düşünüyorum yaşamım sürdüğü sürece. Dolayısıyla bu gerçekten heyecan verici. İki döneme tanıklık etmiş olacağız. Ve umarım bunların hepsini çok sağlıklı ve mümkün olduğu kadar akıcı ve problemsiz bir şekilde yaşarız. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Ben hem size hem de tüm konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bağlantılı ve otonom araçlar konusunu çok farklı perspektiflerden, farklı kullanım alanlarıyla birlikte dinlemiş olduk. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Aynı zamanda dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Maalesef zaman kısıtından dolayı sorulara çok fazla vakit ayıramadık. Ama çok güzel de sorular geldi. Herkese tekrar çok teşekkür ederim. Bir sonraki Try Meetup'ı 20 Mayıs tarihinde yapacağız. 20 Mayıs Perşembe yapacağız. Çünkü 19 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. O yüzden 20 Mayıs'ı erteledik ve önümüzdeki ay siber güvenlik konusunu ele alacağız. Bir sonraki Try Meetup'ta görüşmek üzere. Herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkürler.